أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Dima 103, Tahayyül 24. Geçen hafta 24 demiştik ama tahayyüle giremedik bile. Bugün ayın 12.01.2020 küçük çekmece. Geçen hafta konuştuğumuz mevzuyu bir haftadan beri üzerine duruyorum. Bir hafta ben de derken tam böyle yoğunlaşmış değilim. Çalışırken ona dönüyorum. Teneffüs vaktimi ona yapıyorum. Volta atarken aklım buna dönüyor. Yazım şeklinden de anlaşılıyor. Yani volta atarken. Şimdi ben bunu tekrar konuşacağız. Konuşmadan önce böyle bir akıl zeka arası, akılla alakalı birkaç cümle okuyayım. Isınma. Tekrar buna geçeceğiz. Bunu konuşacağız. Sonra tahayyüle gireceğiz. Bunu dimağın alemlerle ilişkisi, çelişkisi onu konuşacağız. Her alemde nasıl şey yapmış. Şimdi ben birkaç tane şey okuyayım. Yani ısınma adına. Tükenmez hazine eksilmez elbisedir. Eskimez elbisedir. Akıl. Tükenmez hazine eskimez elbisedir. Akıl at gibidir. Kim ona binerse onu oraya götürür. Ona binerse aklınla yönetemezsiniz. Akla hakim olmanın yolu vahye muhatap olmaktır. Vahiysiz akla hakim olamazsınız. Çünkü aklınızdan başka bir sermayeniz yok. İnsan aklıyla aklına hakim olamaz. Kemal bulur tecrübe ile akıl. Başkasını bilme zeki, kendini bilene akıl ondandır ki düşmanından bile öğrendiklerini ihmal etmez. Hasan abi özür diliyorum. Başta okuduğunuz var ya bir giydiren dediniz. Bir de bir şey daha söylemiştiniz ya. Yani bu hız mı, mekan mı giydiriyor yani? O mekan çıkıyor demek istiyorsunuz. Yani şu onları giydirmeyi okuyacağız. Akıllı olan aklıyla mağrur değil, meşgul olur. Mağrur olanla ölçü bunlar, dişe vuruşu bu, adınız gibi bilin. Mesela atsi gösteren gururun ile, fakri gösteren kibrin ile, riya ve zilleti gösteren tasannu ile diyor ya, zaafı gösteren tekebbürün ile, zaafı gösteren tekebbürün, atsin ile gurur. Şimdi bu niçin söyledim? Dışa vuruşu. 23. sözde diyor ki gene orada, sarayda hiç kimse yoktu diyor. Bugün de sizi farklı elhamdülillah, geçen hafta olduğu gibi, iltifat için demiyorum. Halletleriniz iyi elhamdülillah. Benim de çok iyi. Her şeyin için dedim de bilmiyorum. Yani mesela Erdinç girdiği zaman çok şey mutlu gelmişti yani. Evet, değişiklik var bunda. Değişiklik vardı. Yasin'de, Erdinç'te, Emre'de. Evet, hele Yasin bizi şok etti. Çok. Yani şeydir, birisi karamsar olduğu zaman diğerlerine de sirayet ediyor. Adam Azerbaycan'da bir profesör soruyor. Sesli mesaj. Bu tür şeyleri size bir dinletsem yani. Ben diyor, gece çok rahatsız oluyorum dedi. Gündüz bilmem ne yapıyor. Müslümanların sorunu. Senin sorunun değil ki. Gece rahatsız oluyorum. Gece birileri aktif de onlar. Gece onların, gündüz bizim. Yani bildiğin zaman, aa bu muymuş yani. Sorun yapmıştı. Yani sorunu sorun yaparsan sorun sorun olur. Derdi dert yaparsan dert dert olur.
Ki zaten Müslümanların sorunu yani. Gece birileri aktif, canını ömekum sıfatı. Bildiğin zaman, öyle mi yani dedi, bitti. Hani biraz önce sorun vardı. Hiç bilene bilmeyen eşit olur. Bildiğin zaman, ama evli olacak da bu iş. Adamı tanıyacak. Hakikaten inanın, hiçbir şeyiniz olmasın, hiçbir şey ama. Kuru ekmeği suya batırın. Ama yeter ki kafanız iyi olsun. Kesin. Mutlu olun. Gerisi hikaye. Tamam. Hiç dünyada şey namına bir şeyiniz olmasın. Ama mutlusunuz. Mesela hakikaten şey bir anlamına bir şeyin yok. Bir sürü şeylerin de var. Ceyran ediyor senin üzerinde. Seyretmesini bildin mi? Keyif veriyor. Yani sakın ha. Geldi, gitti, oldu, olmadı, aldım, almadı. Hiç bunların hiçbirisinin mühim bir şeyi yok. Hangimizin derdi varsa onun daha kalitelisi peygamberlerde olmuş. Derisi mi, yüzülen mi dersin, ikiye bölünen mi dersin, denize atılan mı dersin, 17-18 sene kurtulan mı dersin, ateş. Alem İslam'da gene rahat biziz. Müslümanların içinden rahat. Ondan sonra onların içinde Nur talebeleri der Üstad 120. Çay Osman. Ondan sonra onların içinde de ehli tahkik olan nurcular. Tahkik içinde yani kendisiyle meşgul. Bak ne kadar mutluyuz hamdolsun. Değil mi? Bak alemiz insanlık inim inim inliyor. Tükenmişlik sendromu var. Korkunç. Geçen yaptım onu. Pendik'te 408 psikolojik. 23. dersime çalışarak yaptım. Tükenmiş sendromum var. Yani bitmiş. Yes yani. Yani şu mesela un çuvalını boşaltırsınız, yığılır ya. İçinde enerji yok, göremezsiniz, duyamazsınız, elin kalkmaz, yürüyemezsin. İstediğini yapamazsın. Çeşitli çeşitli isimler verilmiş. İçi tükenince yeis olur, ümitsiz olmuş. Avrupa'yı kırla geçiyor. Yani bildiğiniz gibi değil. Asrın korkunç sendromu bu. Tükenmişlik sendromu. Tükenmiş. Ondan sonra onun alametlerini yazmış. Gavur yazmış benim tespitimim. Öfke, yani 408 dinlersiniz. Öfke, gadab, doymamazlık, yalnızlık. Herkes şehir içinde ama yalnızlık hissediyor. Öfke, ondan sonra işe geç gelme, doyumsuzluk, tatminsizlik. Böyle alakasız, sevgisiz. Acayip yani. Niçin? Mantığı şu. Balonu şişirdiniz. Şekli varmış. Balonlar bazı şekilli olur ya. Üzerinde yazı varmış. Ama içi boşaltılmış. Balon boş olunca ne oldu? Yazı da şekli de belli değil. İçine büzüşmüş. Bu tükenmiş bu. Peki içini balon doldursak hem şekil alır hem canlı hem uçar. İçini boşaltırsanız burada durur. Ama doldursanız balon uçar. Yani bunun çaresi böyle toptan bir kelime ama içini doldurduk. İmandır. O balonun içine de herhangi bir şey koyarsanız uçmaz. Evet. Özel bir şey koymanız lazım. Özel. O da işte iman olursa uçurur. Evet. Mesela iman, imana götürüyoruz. Öyle patlı iman olmuyor. İman bir farkındalığına yani kendini tanıyan da belirli bir seviyeye gelir. Farkındalığı olur. Bu şeyi sıralamayı unutmayın ama. Kendini tanıdıkça farkındalığı olur. Farkındalığı oldukça vefası olur. Çünkü vefa âli ruhların sıfatıdır. Sufli ruhlarda arama. Kendini tanımak, farkındalığı artmak, farkındalığı artma nispetinde vefası olur. Vefanın zirve ifadesi, tanımlaması iman. Mesela niye vefasızlık yapıyorsunuz, niye söz vermişten dönüyorsunuz diyor, değil mi Allah? Ya vefasız insandan ne olur Allah için uzak olun. Üzülmeyin onun size bir şey demesinler, kırıp dökmesinler. O zaten kendisi vefasız. Peki fiili tezahürleri var. Isınmak için bunlar konuşur. Sizi çabuk ve ucuza satarlar hemen. Çabuk. Peki, ama bu insanlar az olur.
kaliteli olur. Zaten çok olmaz bu. Devam edeyim. Akıllı olan, niye söyledim? Aklı olan, bak akıllı olan, aklı ile mağrur olmaz. Aklı ile meşgul olur. Aklı kıt olan dilini tutamaz. Güzel bir ölçü abi. Bir dakika. Akıllı olan, aklı ile mağrur olmaz, aklı ile meşgul olur. Çok bunlar böyle yaka yaka içimi, kemimi işte işte okuyorum, başka şey yapmıyorum. Bakın, canım davranmıyorum. Yani ben de insanım. Volta atıyorum dershanede. Tesbihat yapıyorum dershanede böyle. Bunları yazıyorum. Tesbih yapıyorum. Ona bak. Şu tasdik, taakkulden sonra gelecek değil mi? Hı hı. Esir, çünkü niye? Onu çıkarttım. Çünkü buradaydı o. Bir şey vardı. Yani evameli tekviniye, hayatı tekviniye buradaydı. Anladın mı? Şunu da silin de tam bu vazifesini yaptı şurası. Tarihi şey yaptık. Niye öyle? Yani şey anlatmaya çalışıyorum. Tespihat yapıyorsun. Aynı zamanda buradasın. Fiilen yapıyorum ki şey yapın. Evde de volta. Sonra aklımla meşgulken seninle nasıl düşüneyim? Sen bunları düşünen, tefekkür etmeden olmaz. Yani sen onu bunu nasıl düşünecek? Zamanın yok ki. İnsanın en kötü, kendisini kötü hissetme anı ne zaman biliyor musun? Ben yaşadığımı söylüyorum. Böyle kalktığın zaman sabah. En vurgun yiyebileceğin saattir. Aklıyla mağrur olur. Niçin? Çünkü akıl kendisiyle meşgul değil. Mağrur olur. Sonra devam edeyim. Bir daha söyler misin? Aklı olan. Aklı olan, aklıyla mağrur olmaz, aklıyla meşgul olur. Aklı kıt olan, dilini tutamaz. Akıllarından korkma, zarar gelmez. Akıllardan korkma, düşmanın dahi olsa zarar gelmez. Yarım akıllardan kork. Veya zekilerden kork. Ödün patlasın zeki. Başka, aklı kıt olduğu için mala mülke sığınır. Bu da çok önemli bu. Aklı kıt olduğu için, aklı olmadığı için kendisini vahşet, dehşet, yeis ve erva habisenin izacatından kurtulmak adına bunu küllattan söylüyorum 24. sözden. Mala mülke sığınır. Güvencesi o olur. Zanneder. Başka, akıllı kişi başkalarından daha akıllı olduğunu göstermek şöyle dursun, ondan her fırsatta gizlemeye çalışır. Akıllının alameti de başkasından üstün olduğunu, akıllı olduğunu göstermek şöyle dursun, varsa bile efsafı, üstünü hep gizlemeye çalışır. Başka, çalışsa bile doğru çalışmaya saat ne işe yarar? Aklı sen kullanıyorsan akıllısın, o seni kullanıyorsa zekisin. Aklı sen kullanıyorsan akıllı, iki nokta yan yana, o seni kullanıyorsa zekisin. O beni kullanması yani nefsin hakim. Zeki. Yani akıl seni kullanır yani. Yani filozoflar. Alemi misalin, alemi şehadete ondan sonra burada bitiyor. Şimdi kavgamız başlayacak şimdi arkadaşlar. Geçen haftadan bayağı farklı olmuş abi. Evet. Tokat gireceğiz. Evet. Şimdi ben susacağım. Evet. Şu anda buraya gelelim. Bu bizim kafadır. Kafamızın içi. Bu dima. Peki bu şeceri hilkatın hepsinin bir alameti, bir ifadesi olacak. Şeceri hilkatın bu kafada karşılıkları uyandırdıkları olacak. Çünkü her bir şey, her şeyle alakadar. Çünkü her şeyin sahibi bir şey yaparken her şeyle yapıyor. Bir şey yaparken her şeyle,
Her şeyi de bir şeyle yapıyor. Şimdi bu Dima giydirilen alemlerden konuşacağız. Geçen hafta biraz konuşmuştuk. Dedi ki, hatırlarsanız ve şimdi de söylüyorum, tam gene değil. Ama olgunlaştırıyoruz. Rabbimize dua ediyoruz böyle. Rahmet kapısını konuşarak, tefekkür ederek aramızda herhangi birisinin, birilerinin veya gaybta birilerinin duasıyla birisinin, benim, senin, fark etmiyor, kalbine, zihnine mana veriyor. Orada ifade edilir. Doğruyu bulacağız ya. Yani. Yani Ahmet Mehmet'in işi olanın zaten burada işi yoktur. Ahmet'in Mehmet'le bu iş oluyor diyenin burada işi olmaz. Nasıl olmaz? Gelemezsiniz. Yataktan kalkamazsınız. Böyle şahsı manevi size atar, şefk olmaz. Bahane çoktur. Buraya gelmemek için bahane çoktur. Gelmek için de bahane çoktur. Nedir? Benimle, ben diyenin burada işi olmaz. Yani bu mana almaz yani. Atar. Dolayısıyla hep beraber işte gibi. Şimdi bu kafanın içerisindeki alemleri, ben bunu biraz çekeyim böyle. Şu camı az bir şey açsam üşür müyüz abi? Ben üşümem. Az bir şey açsam bir hava sorun olur mu? Evet. Tamam. Açın biraz yemek, kahvaltı şeyleri ağır olabilir. Hazır mıyız? Elhamdülillah. Havamız çok iyi. Allah aynen öyle. Doğru düşünürken, isteseniz de kendiniz kötü hissedemezsiniz. Buna delilim şu andaki aletindir gafur. Şimdi gireceğiz ama ona göre ha. 120'den fazla otobanda basmak yok. Arabam kalitelidir diye olmaz. Çünkü dalarsın diye. Evet. Alemi misali, alemi şahadete giydirdiği libas, o malum, hayaldır. İnsandaki fiili, hali, eylemsel karşılığı, tahayyül. Tamam, bunu tabii çok konuştuk. Alemi mananın, alemi şahadete giydirdiği libas, hakaiki nisbiye, yani şu tasavvur yani, hakaiki hakikiye, vaydi kıyasiler, emri nisbi emri itibariyle, bunlar şey olduğu için fazla şey yapmıyorum, çok konuştuk. İnsandaki karşılığı tasavvur. Kavgamız buradan başlayacak. Şimdi geldik şuraya arkadaşlar. Taakkul. Lef-i Mahfuz'un alemi şehadete giydirdiği elbise evamiri tekviniye. İnsandaki karşılığı taakkul. Şimdi tasdike geçiyoruz. Bu çok uğraştığım için buna. Bu tasdikle şeye buna çok uğraştım ama doğru olup olmaz. Sanki bu doğru mu? Değil. Doğrusunu bulunana kadar bu doğrudur. Bir daha bizim bütün mutalaamız, müzakerelerimiz doğrusu bulunana kadar doğru o anda söylediğin yaptığındır. Tamam. Şimdi Lef-i Mahfuz'un alemi şehadete giydirdiği elbise evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye iyiyim. İştiyak, incizap, ihtiyaç, meyil. Kan. Şimdi kürsüm. Abi özür dilerim, bir şey söylemek istiyorum. Özür dilerim. Sonra söyle. Tamam. Bitireyim şunu. Tamam. Kürs insaniyetti. Yani kürsün alemi şehadete girdiği libas nefistir. Nefsi mertebeleridir yani. Nefs emmare, levva, memulme, yani böyle nefis derken bu nefs emmare değil. Nefis, beşeriyettir, zıtların cemidir. İnsandır, sıyrıldığı kadar, beşeriyetten sıyrıldığı kadar sırayla konmuştur nefis. Buna Allah yemin ediyor, nefs-i levva, memulmeye. Ondan sonra beşeriyet, yani zıtların cemidir. Ne kadar o zıtlardan sıyrılırsa insan oluyor. İnsan olursa bu Lef-i Mahfuz'un evamiri tekviniyesi bu ayete, şu mevcudat ayat-ı tekviniye insana karşı tasdik, buna çok ilginçtir. Büyük insan diyor. Yani şu an şuna gelecek. Bu ayat-ı tekviniye, bu evamiri tekviniyenin eylemsel hali. Yani El-Mahmud ayat-ı tekviniye,
Ayat-ı tekviniye. Ayat. İşte onların yazılımından evameli tekvini bitirin. Bunun beraber mutala edeceğiz artık. Sonra geçiyoruz. Ne yaptık? Lef-i mahfuzu konuştuk. Sonra kürsü konuştuk. Kürs beşeriyettir. Biliyorsun beşeriyetin takıldığı Mikail'dir. Temsilcisi Mikail'dir. Şuurdur. Tamam. Şuur çok şeydi. Hisle şuur farklıydı. Birisi içsel yapıdan, diğeri karşıdan. Karşıyı kaldırır. His içeriği kaldırır. Arşın alem-i şehadetteki karşılığı bu. Yani elbisesi bu biraz daha bedihi. Arş neydi? Esma-i Hüsna'ların gerekçesini söylüyor. Esma-i Hüsna'ların perdesiz tecelli ettiği yerdir. İnsanda karşılık kalktır. Nedir o? Orada esmalar tecelli ettiği için esmalar ve her bir esmanın nihayetsiz mertebeleri insanda aktifliği dimada izandır. Yani izan neydi? Dima ile kalp arasında, vicdan arasındaki yoldu. Yoldu. Oradan iniş çıkışlar oluyordu. Bu da çok önemli. Bu Osman'ın İslamiyet'i demesi çok şey. Çünkü üçü aynıdır. Şecere-i Filkat, insan ve Kur'an, kainata İslamiyet diyor muhakimatta. Hatırlarsınız. İnsan medeniyeti kübra olan insan. İslamiyet, şecere-i kainat, İslam aynı şey diyor. Arş-ı Azam'ın ki şu, Arş-ı Azam'ın cebeli ruhların vesaire, yani vücud harici giymeye başladığı olduğu için şeydir, mevcuttur. Yani mevcuda dönüşmüş. Zat-ı sıfat vardı ya, zat-ı sıfat kıdem, beka, muhalefetun lil hadis, kıyam-ı bir nefs, tekvin, vahdaniyet ve vücut. Vücudu mevcuda dönüştü. Yer, onun için anlattım bu. Zat-ı sıfattan vücudun mevcuda dönüştüğü yer. Burası berzah. O zaman nedir? Arş-ı Azam'ın alem-i şehadete giydirdiği elbiseye nasıl giydirmiş? Allah zatıyla yoktur kainatta. İnsanda vardır. İlim, iradeyi tazammun eden mevcudat. Mevcudat-ı ilmi olur, mevcut olur kendisi. İnsandaki karşı iltizam ve İslamiyet. İslamiyet de iltizamdır. Bu da büyük insandır. Ondan sonra kab-ı kavsen, alem-i şehadete giydiği elbise, imkan ve vücut ortası ki mevcut ve adem orada oluyor. Vücut buluyor ve ademe dönüşüyor. Bu mevcut, bu vücut. Vücut. Mevcut da denilebilir, aslında vücut da deniliyor. Vücut. Vücut olması. Bu vücut olacaktı. Mevcut değil, vücut olacak. Peki nasıl olacak? Çünkü vücud haricisi yok. Vücudun, vücut Allah'ın vücudu. Bu mevcut mevcudatın. Burada mevcut değil bu. Yani Allah'ın haşa var olup yok olduğu vücut ve ademe dönüştü. İnsandaki karşılığı itikattır. İslamiyettir. Eylemsel halidir. İslamiyettir diyorum tabi. Ben buna gitti iltizam. İnsandaki karşılığı itikattır. Şimdi İmandır yani. İman. Yani bu burada adem ve vücut buluyor. Yani imanın dimadaki karşılığı. Ama iman demedik. Buna da İslamiyet dedik ama odur. O zaman çok yazı olur. Birbirine girer. Yani o söylediklerimizi yazsak kainat, insan, Kur'an aynıdır. İslamiyet de diyor usta. Dördüncü muhakimatta buna İslamiyet de diyor. Şimdi vücut ve ademin bu, ortaya çıktığı yer var yok, yok da var olduğu bir yer. Batıl itikatlardır. Buradan da şey çıkartmıştık. Ateistlik inkarcılık değildir. İnkarcılık dişe vuruşudur. Mülk tarafıdır. Nedir o? İnkara inanmaktır. Yani meyil var ya meyil. Yokluğa inanmak. İnanmak onu ateistlik olarak dimada gözükür. Yani kalbinde marifette dair bir şey kalmaması. İnkara. İnkarı bir kere reddetmeyin ki Ebu Cehil'den örnek verdim. Ya Muhammed diyor, 30 küsur defa geldi. İnandığın Allah varsa, inandığın bir yer olan ahiret varsa, tamam. Ben orada senin Rabbine diyeceğim ki diyor, Muhammed bana çok geldi, çok iyi biliyor adam bu, niye ikide bir geliyor. Bana çok geldi, bana tebliğ etti ama ben reddettim. Muhammed daha gelme, sen mesul değilsin. Ben senin Rabbine ne yaparsan yap, inanmayacağım.
İnanmamaya İnanmış. İnandığı için itikat etmiş. Tamam mı abi? Birinci şimdi, şuuruyla söylüyor değil mi? He? Birinci bilin. Şuuruyla evet, söylüyor. Tabii birinci şuuruyla söylüyor. İkinci zaten duman olmuş. Öyle bir şey hiç yok yani. Şimdi ben şeyden başlayayım, taakkuldan başlayayım. Size açayım şimdi. Lef-i Mahfuz'un bizde aktifliği akıl değildir, dimağdı. Fakat her şeyi cem ettiği için vahiy olduğu, mesela su tekti ama girdiği zaman demiştik, tevzi olunuyor. Yani bu kafa sırf böyle vahiyle değil, bütün alemlerle alakadardı. Lef-i Mahfuz'un alem-i şehadeti de giydirdiği ne var? Yazılımlar var, program, ilmi programlar var, vücud ilimler var yani. Nedir o? İhtiyat mesela bir elma ağaç olmaya yani çekirdeğin programın ağaç olmaya ihtiyacı var, ihtiyacı var. Mesela meyli var, incizabı var. Ve yani buna evamili tekvini diyor, yazılım. İnsanda bu taakul, kanuniyet yani taakul. Herhangi bir şey görmüyorum ben, şu anda hatırıma gelmedi. Ama dediğimiz gibi dersin başında, doğrusu bulunana kadar bir Osman senin arkadaşın vardı ya. Evet abi. X dedi ki, dersi takip ediyorum. Vakıf, Allah razı olsun hepsinin, herkesten. Diyor ki, dinlediği için değil, hakperest olduğu için. Diyor ki, en çok hoşuma giden şudur dedi, onu yazmışım zaten dedi. Doğrusu bulunana kadar şimdilik bu doğrudur. Herhalde tabii bize öteler açılmadı ki ustad gibi yaz kardeşim bir yere bakıp da yazılsın. Biz beraber var olan bir yolda yürümeye çalışıyoruz. En azından maç şu bu konuşmadan öyle kendimizi pazar günü böyle konuşuyoruz. Dolayısıyla açığız. Ama yeter ki başka art niyet olmasın akrebi omuzumuzdan gösterene. Başka bir şey niyet olmasın, külliyattan olsun. Böyle kafadan ben böyle düşünüyorum, onu pek şey yapmıyoruz. Nedir o? Lef-i Mahfuz'un alem-i şehadeti bir elbise giydirir. Sırf Lef-i Mahfuz bizim dimağımızı şey yapmıyor. Alem-i şehadete evamir-i tekviniyeleri giydirmiş. Bu kanuniyetti. Zaten taakul kanuniyetti. Vahya muhatap. Vahiy zaten giydirmiş. Sonra atlıyoruz o tasdiki. Şuraya silmedim bir daha da. Bununla çok uğraştığım için. Oraya mesela Lef, alem-i şehadete giydirdiği elbise, evamir tekviniye yerine mesela vahiy filan densek şey mi olur? Yani yukarıdaki mantığı yürüttüğümüzde... Ha, ama kafiri içine almıyor senin dediğin. Sırf onun Müslüman. Olması lazım. Yok, olmaması lazım. Herkese bunu giydirmesi lazım. Ha, herkes olacak. Herkese, geneldir daha bu. Şey yok. Mesela itikat mesela, kafir Müslüman. Vahiy kafire gelmiyor mu abi? Geliyor da. Herkese geliyor. Musaddık olmadığı için Abesiti mutlakaya inkılap ediyor 538 sözlerde. Hani gelen muhas hikmet gelse, efkarlar ve duyguları envar-ı marifeti getirdiği zaman içeride bir musaddık yok. Ama bu kafir mümin fark etmeden sistemi anlatıyorum yani. Sistem. Mesela ama deseniz ki Müslüman, adımı sileceğim vücut bulduğu yer. Yani vücudun Allah'ın vücut bulduğu meratip vesaire bu şey sistem bu. Abi ben arkadaşlara hak veriyorum. Neden hak veriyorum? Çünkü kafirin serbest bölgenin dışında hiçbir yerde hakkı yok ki abi. Onun tasdiki, taakkulü, izanı, iltizamı, itikadının her biri serbest bölgede kendi zannında oluşturdukları. Onun dışında bir şey yok. Bunların muhatabiyeti de yok bence. Yani onun vahiy olması da bir şey yok gibi düşünüyorum ben de Osman gibi. Batın itikadı da var ya. İtikad var ya. Ama onların hepsi ben sen efendim Erdinç. Hasan abi hala geçen dersten kalan noktadayım da. Şimdi dima olarak Miraç'ta kavseyinde dima vardı. Yani artık dima bütün her tarafı kaplıyor. Hatta dimadaki bağlantılı bizim duygularımızla birlikte şuunata kadar erişebiliyoruz. Yani dima bu süreç içindeki şuunatı bile yorumlayacak, izah edecek, anlamlandıracak meratibi var. Evet. Ama dima oralardan haber verir. Dima şuunata gidemiyor. Fakat tabii
ruhun şeyidir, tanımlama cihazıdır akıl. Şuun ateşte, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezze, bunları kim söylüyor? İlşe ifade ediyor, akıl ifade ediyor tabii, dima. Neyle? Vahiy ile. Ama o alemlerin tabii şeye giydirmiş. Sana orada şöyle düşünmek lazım. Yukarıdan şimdi biz başladığımız noktaya da saptık yani aşağıya doğru şeye doğru. Nasıl? Şimdi serbest bölgede iki tarafa hitap ediyor ama aşağıda artık iki tarafa hitap etme zorunluluğumuz yok. Evet. Niye? Burada şöyle düşünelim. Şimdi insanda bir sistem var, dima var. Bu dima şeceri kattaki karşılığına erişecek. O onu oraya uğraştıracak. Ve arada da o insanla alem yani büyük insan arasındaki bir sistem var. Ara bir sistem var. Biz onların karşılıklarını buluyoruz. İşte hayal, tahayyülle alem misalinin arasındaki ara bir yapı. Yani bizi karşılığımıza götürüyor. Yani o benim yapı. Şimdi şeyde kafir için dedik ya taakkulde artık daha o şeceri katli karşılığına varamıyor ki onu düşünelim. Kafir sistemi kullanamıyor. Yani o aşağı azama gitme gibi onun bir derdi yok. Zaten o kaldı hususi dünyasında. Onun ne demiştik? İtikadı. Serbest bölgedeki şeyini, kendi o şeyini itikat kabul ediyor. Orada kaldı. Yani onun büyük insana, burada kabı kavsiyende bir karşılığına sistemin eriştirme gibi bir pozisyonu yok. Çünkü o zaten serbest bölgede kaldı, bitti. Ama burada bir şey atlamayalım. Yapacağınız her şey zıtı barındırmak zorunda. Zıtı barındırmazsa sıkıntı olur. Bak barındırmaz. Cevir olur o zaman. Barındırmaz yani. Demek değil ki bu. Şimdi orada... Siz bak siz diyorsunuz ki köşün içinde olmaz. Nasıl? Problem olur. Yani kafiri çıkaramayız. Harun'la bir şey diyordu bu ekmek katkı sarsın. Şey söyleyeyim şimdi. Abi ya. Öyle mi? Bitirin. Evamil tekviniye arş-ı azamdan başlamalı diye düşünüyorum. Evamil en tepede olması lazım. Her şeyi cem ediyor. Allah-u Teala ve iştiyak, ihtiyaç, inzicap ve meyillere göre bütün mevcudatı oluşturmadı mı? Her şeyin mevcudatın bu dört ana unsuruna göre evamil tekvinisini oluşturdu. Bu arş-ı azamda oluşturması... Kabı kabı seyredemem lazım. Yok ama o orası mevcudat değil. Orada mevcudat yok çünkü o vücut ve imkan ortası. Mevcudat şeyden başlıyor. Arş-ı azamdan başlıyor. Arştan başlıyor. Kainat mevcudat orada. Hayır. Mevcudat değildir arş. Kainat başkadır, mevcudat başkadır. Öyle mi? Tabii. Arş-ı azamdan başlamalı. Evamir tekviniye. Diye düşünüyorum. Farklı diye ben bir bilmiyorum. Nasıl farklı diye. Yani. Harun ne diyorsun abi? Şimdi abi ben biraz anlıktan mı oluyor? Kendimdeki şeylerine bakıyorum hep bunun. Yani o ne diyor, kafir ne diyor değil de. Mesela şimdi alem-i şehadet her şey bir şey giydiriyor bu alem-i şehadete. Bu işte bu konu bu. Şimdi alem-i şehadette lef-i mahfuz olsun, arş olsun hepsi bir şey giydiriyor. O zaman bu alem-i şehadet hiçbir şey olan bir şey olması lazım. Evet. Yani şimdi mesela bakıyorum lef-i mahfuz alem-i şehadete bir şey giydirmiş. Burada şey aklıma geliyor, benim lef-i mahfuz deyince Burak aklıma geliyor. Yani hızla bir mekan, yani bir şey giydirme var. Yani bu hızda olunca bakıyorum mesela dimağdaki o taakul çalışınca ben bunların kanuniyetini görüyorum. Karşılıklarını. Ama kafir de mi görüyor mu? Kafir de görüyor. Ama ademi tarafını görüyor. Onun da var. Ama ademi bir şey. Ama öbürsü kanuniyeti. O zaman yani biz bu hıza göre mesela Burak diyoruz ya zaten buna. Arşta mesela ruh suretinde diyor. İşte Burak suretinde diyor. O zaman bu hıza göre bizim bu mekanı oluşturduklarımız bu giydirilen herhalde. Siz zaten en başta da onu söylediniz. Biz o zaman ben bakınca burada o ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi değil de ben kendi hızıma, meratibime göre bu bir şey giydiriyor. Bu mekana şey yapıyorum ben. Böyle mi anlamalıyız yani? Bilmiyorum. Şimdi benim şu kafir Müslümandan konuşmuyorum burada. Öyle çıktım. Bu sistem kafirde de var. Kafirde nasıl var? Serbest bölgede kalmış, bitmiş değil bıçakla. Bunu felsefe tuttuğu için zeka önüne geçmiş. Ama taakul sistemi çalışıyor. Taakul sistemi içinde akıl değil, zeka çalışıyor. Hüşyardır, dehadır, zındıktır ya. Adamın çalışıyor. Tasdiki var çünkü batıl ilim yok mu? İlim var ya. İlimle dalalete gittiler diyor. Batıla izan ediyor. Yani orada artık yılan ve çıyanların yuvası oldu diyor. Bir şey olmuş. Oradan ne geliyor? İzanın çalışmaz değil. İzanın çalışıyor.
hatmettirdiği yerde sesler geliyor. Dehşet, vahşetler, erva-ı habisinin izacatından, her hadiseden. Yeis çünkü kalbe ait bir sıfattı. Yeis'i naralar atıyor. Ademi tarafı çalışıyor. Ademi çalışıyor. Yani çalışmıyor değil kafir. Çalışıyor. Batılı iltizam ediyor. Şu silinmiş galiba. İtikad iltizam ediyor. İltizam eylemseldi. Batılı yapıyor. İçki içiyor. Öldürüyor. Katlediyor. Fısk, fasık iltizam ediyor. Ondan sonra Allah ile ahdını kesmiş. Tamam. Fıtratını cehalete kırıyor. Usta zaten açık olarak itikat olacak da yanlış yazdık. İltizamı şöyle silecektik. Peki ne yapıyor? Batıla itikat etmiyor mu? Batıla itikat. Batıla da itikat var. Yani kafirde bu sistem çalışıyor. Şeyin dediği gibi, Harun'un dediği gibi, ademi şeyler oluyor. Peki ademi vücutlar var mı ki çalışsın? Adem var. Nerede var? Kafasızın kafasında var. Vücud haricisi yoktur. Allah'ın inkarı vardır. Allah'ın yokluğu vardır. Nerede vardır? Kafasızın kafasında var. Şeyde yoktur. Vücutta ve mevcutta yoktur. Bu sistem aynen onlara çalışıyor. O zaman bir dimağı tek yönlü çalıştırırsak doğru olur ama nakıs olur. Kimseye tanımlanmadan ikisini de cem edecek. Mesela vücut vadem tek deme. Vücut buldu, itikat etti demeden vücut vademe ikisine de açık olacak. Cem edecek. Mesela evamir-i tekviniye gelelim. Evamir-i tekviniye meyil. Meyilden kalpten çıkıyor kalbin şeyinde. Ama dimada da bunu insanın tahakkülündeki o sistemde gözüküyor. Çünkü burada ihtiyaç, iştiyak, incizap, mey, kafirde de var. Peki buraya vahiy nedir? Vahiy direkt yaparsak tamam olur. Vahiy bu tahakküle geldi. Bu vahiy ben vahiyden, hariçten, bu sistemden bahsetmiyorum. Burada kafir mümin bu sistemden bahsediyoruz. Eğer vahiy koyarsak bu sistemden çıkıyorsun, haricin durumunu yazacaksın. Ben hariciyi yazmıyorum. Yani vahiy buraya geliyor değil. Lef-i mahfuzun bendeki taakkulde nasıl şey yapıyor? O zaman fark etmiyor. Bu sistemde bahsediyor. Vahiy ise sistemin kendisi değil, sistemi çalıştıran malzemedir. Sistemin dışında bir şey. Ben sistemin kendisinden bahsediyorum. O zaman vahiy değil. Çünkü vahiy hariçtir. Bizde değildir o. Ne diyor? Kainatın ayatlarını, ayat-ı tekvineyi diyor. Okuyan mütelevi dillerini tercümanı ezelisi. Ebedisi diyor. Ha, ebedisi. Ha, demek ki onu çalıştıran malzeme olur. Bu kendisidir. Bunu çalıştırırsa ama aşağıdakiler de kendisi değil. Mevcudat kendisi olmayacak mısın? Yani mevcudatın Esma'dan dünya ismi. Hatipler gene Esma'nın kendisi değil. Şeyde var. Mesela Mudil esması da çalışıyor ya, esmalar mesela. Nerede o esmalar? Esmalar aşağı. Mesela kafirde de çalışıyor. Mudil esması çalışıyor. Ne diyor? İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden, erva habise. Ondan sonra birbirine celali şeyler, esmalar. Aktif. Ama insandaki sistem, meratipleri, esmaların kendisi değil. Hani bize bıraktığı istidatlar yani. Bu malzeme aramıyoruz. Aklımıza malzeme aramıyoruz. Sonra bu çok önemli şu. Mesela kabu kayfse, nedir o kabu kayfse? İmkan ve vücub ortası, tamam onu biliyoruz ama nedir o? İnsanda vücut mevcut değil. Vücut ve Adem'in tahakkuk ettiği bir yer. Vücut ve Adem. Kafirde de var bu. İtikat var, batıl bir itikattır diyor. Adem. Eğer şey olsaydı vücut yazardık, Adem'i silerdik. Uygularsak. Kafire uygularsam bunu sileceğim, Adem olur. Ondan sonra. Kafir için Kur'an'da diyor ya, tahakkulde Bakara'yı kesmediler. İzan'da buzağı Bakara'yı kesmeyince izanda misak ezeliği bozdular, itikatta da bu buzaya taptılar.
Doğru. Kur'an'da geçiyor. Çok ilginç. İlginç bir şey söyledi. Çok garip. Yani eylemsel olmayınca o oraya taşıdı, onu getirdi. En sonunda ne yaptın yani bu zaten? Aslında bir şeylerin, güçlerin, anlayışların, itikatın, imanların ortaya, orada bir yerde ifade edildiği yer. O da buzak. Buzak gibiyken buzak değildi. Buzağın üzerinde şeyi Allah ile kul. Ceyran dedi. Bunu böyle yapalım, böyle yapacağız. Yani onu uygulamayı yaptı. Ama bu sistemden şey yapıyoruz. Dolayısıyla bunu gene böyle diyorsun. Bu, he doktor. Abi doğru yanlış diye değil de olarak. Bu yedisi de yedi mertebe de bunlar için meratibi ilim diyor ya sözlerde. İlim mertebeleri. O zaman bunların karşılıkları da ilimle ilgili daireler olması lazım. Bu alemi misal ve alemi mana uyuyor. Hani ilmi vücutlar alemi misale gidiyor zaten. Alemi mana ilimle ilgili. Levh-i mahfuz ilimle ilgili. Doğru yanlış olarak değil de mesela Karl Sagan'ın ilimle mi, ilimle ilgili bir karşılığı olması lazım gibi geliyor. İtikadın, tasdikin mesela. Bunu mu? Ha, itikadın. İtikadın karşılığı olan alem yine ilmi bir alem olması lazım gibi geliyor. Ha, yani vücut ve adem ve vücud ilimleri. Vücud ilim. Ha, daire-i ilimin içinde mi olması lazım? Ha, meratim ilim diyor ya, ilim mertebeleri bunlar. Demek ki her alemin karşılığı değil bunlar ama ilimle ilgili alemlerin karşılıkları bunlar. Her alemi bulacağız diye değil illa burada yani. İlimle ilgili yani o ilmin dimağdaki tezahürleri. Evet abi, mesela kalp, ruh, onlar ha daha geniş alemlerin karşılığıdır belki ama bunlar dimağ daha sınırlı olabilir. İlla bütün her şeyi kuşatacak diye bir şey yok yani. Evet, yani o dimağda zaten her şey temerküz ediyor. O zaman senin dediğine göre vücudu ilmi olacak buraya, şuraya da girecek. Ha mesela bu olabilir. Evet, vücudu ilmi. Vücudu ilmi, batıla ilim olur. Hakka ilim olur. Bunu zaten öyle bir şeyler yazmıştık ki imkan ve vücut ortası. Vücudu ilmi. Yani vücudu ilmi dersen daire ilim olabiliyor. Çünkü daire ilim lef-i mahfuzun defteridir, dairesidir. Uyabiliyor. Daire ilim. Daire ilim. Çünkü burada da Adem de burada zaten. Bak ha doğru. Daire ilim, Adem, ilmi mütte burada, evet. Daire ilim girebilir buraya. Doğru, bak Allah da herhalde, Allah alem, bu boşluğu da onun için şey olmuştur. Sadece orayı demiyor, tümüne diyor. Ama burada ifade edilecek o. Yani daire ilim komplesine daire ilim mi diyorsun? İlimde merak. Olmaz abi. Daire ilim olacak yani. Oraya bak şimdi. Kavsiyet dediniz zaten. Şimdi oraya olmaz ki. Nasıl ya? Yani şey değil, yani diyor ki biz itikadın karşılığını kalb-ı kavseyinde iltizam, harş-ı azamda aramayalım. İltizamın daire ilimdeki bir karşılığı. O zaman o ilmi kalb için bir şey yazmıyor. Ha mesela iltizam için harş-ı azam dedik ya. Ha. İltizam değil de harş-ı azam zaten ruha bakıyor, dimağa bakmıyor. Yani dima için konuşmayalım arş-ı azam gibi yani. He. Kastettim. Yok ama arş-ı azamın dima bir şey olmayacak mı? Yani kopuk mudur? Ya da şöyle her şey bir şey. Mesela tabii ki arş-ı azam ruhun karşılığıdır. Peki ruhla akıl ilişkisini şey yaptığımız zaman ruh ne yapar? Akılla düşünür, kalple sever, vicdanla hesap verir. Dima'nın hangi mertebesiyle yapacak? Evet. Mesela böyle şey yapmıştık ya, böyle durmuştuk. Burası yukarı, bu ayaklarından yukarı kalp. Vicdan ve dimağla duruyor. Mesela ruh, bu alem-i şehadette neyle icraat yapacak? Kalbi de sevecek, akılla düşünecek, vicdanla karar verecek. Karar verme mekanizması ruh değil ki. Akıl da değil, akıl hesabını yapar. İlişki çelişkilerini, doğru yanlışlarını, vücut ve ademlerini yapar, tahlilleri sentezler. Bence budur der ama kararı vicdan verir. Onun için yanlış bir hesap yapıp aldatan, ne diyorsun? Yanlış hesap yaptın, akılsız, zalim akıllı denmezler. Vicdansız. Vicdanı kıt. Hangi vicdanla yaptın? Akılla yaptın ama aklı yöneten, dima yöneten vicdandır. Karar verme mekanizması vicdandır. Hesap merkezi dimadır. Sevme, münasebet kurma sistemi kalptir.
o haletleri orada cem edip ayna olmak, ayna olmak tarafı ruhtur. Bunların arkasına geçip farkındalığı enedir. Ene de birisine verilmiş. Artık sırrı insani de Allah ile onun insan arasında mahmen yoktur. Artık bir şey yoktur. O da sırrı insan. Ben de bir şey öğrenmek için söyleyebilir miyim abi? Öğrenmek istediğim için soruyorum yani bunu. Mesela şunu ben göstersem size, desem ki şu fişi Hasan abi, bunun buradaki karşılığı nedir desem ne dersiniz bana abi? Neredeki karşılığı? Odadaki karşılığı nedir bunun? Desem? Priz. Ne? Priz. Priz dersiniz. Yani bakın, bunun karşılığı bendeki bunun zıttı olmalı abi. Bende karşılık bulması için. Karşıtı o. Hayır, şimdi bakın abi. Şunu demek istiyorum. Şunun, bunun, buna anlam vermesi için bir şeyin, bunun zıttının olması gerekiyor. Tamam. Tamam mı? Yani bunun anlamlanması için, bende karşılık bulması için, bende karşılığı olması, bunun aynısı olması manasını taşımıyor. Bunu anlamlandıran olması gerekiyor. Yani bu fişse bende priz olması gerekiyor abi. Ben böyle anladım önce. Öyle mi abi? Peki evamiri tekvini diyorsunuz ya Hasan abi. Evamiri tekvini, lef-i mahfuzun alem-i şehadete giydirdiği elbiseye evamiri tekviniyeler. Eğer evamiri tekviniyelerse taakkul, Hasan abi taakkul olmuyor sanki. Yani taakkul evamiri tekviniyeyi bulan değil ki abi ya. Evamiri tekviniyeyi çözen değil. Zaten evamiri tekviniye bendeki değil mi abi? Yani oraya sanki evamiri tekviniyeler değil de ayat-ı tekviniyeler gelecek gibi anladım ben. Bilmiyorum anladım. Çünkü ayat-ı tekviniye olsa neticedir. Evamiri tekviniye her şey olabilen bir şeydir. Ayat-ı tekvini her şey olan değil, bir şeydir. Artık muzdur, ayvadır. Ayva ise artık o kiraz değil. O zaman karşılığı taakkul değil, onu demek istiyorum. Hayır, taakkulda her şeyin kanuniyetleri var. Yani kanundur. O zaman her şey olabilen ama olması bitmeyen, olmakta olan, yani insan budur denmez. Ne zaman için budur der? Şu zaman için. Olması hiçbir zaman tükenmediği için ayat-ı tekviniye artık muayyenleşmiştir. Evamiri tekviniye bak, ihtiyacı iki tarafa da şey yapar. Adam içkiye ihtiyaç duyar, Kur'an'a ihtiyaç duyar. İhtiyaç, incizap, imtisal mıydı? İhtiyaç. İhtiyaç, incizap. Meyil. Her şeye, öyle bir şey olacak ki, her şeye açık olacak. Bir şey olmayacak. Ayat-ı tekvini artık bir şeydir. Mesela ayat-ı tekvini Adem denmez. Ama evamir tekvini de Adem de var. O senin dediğini içine dalıyor. Hani zıttı da var. Bendeki ayat-ı tekvini. Yani mesela sen ama ayat-ı tekvini desen sırf priz var olur sende. Evet. Ama evamir tekvini demek hem priz hem fiş. İkisi de var. Yani dediğin doğru ama nakıs olur. Senin dediğin söylüyorsun ama eylemsel yanlış olur. Niçin? Ayat-ı tekviniye her şey iken bir şey oldu. Şimdi ayat-ı tekviniye tasdik diyorsanız Hasan abi. Şimdi. Hasan abi. Ayat-ı tekviniye özür dilerim uzattım ama tam anlamak istiyorum Hasan abi. Şimdi ayat-ı tekviniye tasdik diyorsak eğer bu benim bende ayat tekvininin bendeki karşılığı. Mesela şunu demek istiyorum. Bakın siz elmaya bakıyorsunuz. Farklı bir şey görüyorsunuz. Ben yine aynı elmaya bakıyorum. Ben farklı bir şey görüyorum. Benim tasdik etmemi bu manada mı demek istiyorsunuz abi? Ben abi ben Gafur abi biraz şey yapabilir miyim? Anlıyor musun? Şimdi bu evamiri tekniği var ya abi. Elektrik gibi düşün. Kanuni şeyde hayatı tek artık ocak olmuş, klima olmuş, şu olmuş, bu olmuş. O kanuniyeti daha farklı. Bu arada kanun, elektrik. Şeyinizi açın. Elektrik olmuş, ocak olmuş. Tamam, tahayyül. Burada zaten bunu bitireceğiz, şey yapacağız değil. Bu şeyimiz, bu devam edecek. Şu anda abi, bir son bir soru. Son bir soru. Şurayı bir okuyabilir miyim? Hı. Ama levh-i mahf ispat ise sabit ve daim olan levh-i mahfuzu azamın daire-i mümkünatta, yani mevt ve hayata, vücut ve fenayetme
mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır. Yani bu evamir tekfinden yerine lehvi mah ve ispat gibi bir şey yazılamaz mı? Çünkü onun dairesidir yani. Lehvi mah ve ispat da evamir tekfinin içinde. Daha cami bu. Çünkü yazar bozar, mesela diyelim ki evamir tekfinde meyil yok mu? Yazıyor, bozuyor. Meyil ediyor. İstediği yere meyil edebiliyor. Daha ilerisini geçmiş işte. İhtiyaç, adam batıla veya vücuda ihtiyaç. O zaman i̇htiyaç. Tasdik olması lazım abi. Evet. Yani tasdik olamaz. Çünkü niçin olamaz? Mahiyenleşmemiş. Her şey olabiliyor. Bak şimdi. Evamiri tekviniye bir şey değil. Her şey akıldaki gibi. Ya batıla. Ama bizimle alakası hiç yok ki onun. Yani. Allah'ın bütün mevcudata peki tamam. Ama gördüğünün cemine göre şimdi bu lef-i mahfuzun alem-i şehadete giydirdiği bizimle alakalı olması lazım. Bizimle alakalı olmayan bir şey var mı ki? Ama netice bizimle alakalı olması bu. Bu şimdi cami her şeyi içeriyor. Ben bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Akıl her şeyi içermiyor. Zıddiyet noktası. Ama lef-i mahfe ispat ne olur biliyor musun? Yazar boza tatar ama bir başka en büyük sıfatı zamandır. O mayenleşmiş olur. Şimdi ben tahvile başlayalım. Tahvile. Son bir soru abi lütfen. Evet. Bunu sorayım. Evet. Anlamak için. Tamam. Meclis gibi oldu. Şimdi bakın Hasan abi güneş size ne yapıyor? Tecelli ediyor değil mi? Nuruyla. Tamam. Bu tecelli. Değil mi abi? Siz de, siz de demeyeyim özür dilerim. Mesela bir papatya diyelim abi. Papatya'da ve günde güneşin tecellisi kırmızı olarak tezahür ediyor abi. Tamam. Öyle mi abi? Tamam. Kırmızı olarak tezahür ediyor. Tamam ediyor. Evet. Doğru. Tamam. Bu kırmızılık günün evamiri tekviniyesi midir? Evet. Yoksa ayat-ı tekviniyesi midir abi? Kırmızı mı? Evet. Ayat-ı tekviniyesidir kardeşim. Günden bakarsın. İşte o zaman... Hı. Yani o zaman işte ben... Şu, peki kırmızı biz görüyoruz. Kırmızı kırmızı mıdır? Yani kırmızı aslında yedi renklidir abi. Zıttıdır. Kırmızının zıttıdır gül. İşte eğer sen ayat-ı tekviniye dersen kırmızıyı kırmızı diyorsun. Ama her şey olabilirken kırılmasına göre bu olmuşsa bu evamiri tekviniyedir. O zaman kırmızı evamiri tekviniye midir abi? Değil. Nedir? Kırmızı bizim gördüğümüz hayata tekvinidir. Evamülü tekvini her şey olabilen, hiçbir şey olmayan. Akıl böyle bir vahiy geliyor. Ne diyor? Duygular ve efkarları envar marifeti getirdiği zaman ya anlam veriyor, anlam kazanıyor ve anlamsıza dönüşüyor. Yani mayenleştirmeye kayma. Bu evamir tekniğinden dolayı her ayet şey yapıyor değil mi? Evet, her ayete tefsir ve kendisi merkez oluyor. Yani hepsinden bir şey geçebilirsin. Evet, her bir şeyden her şeye geçebiliyorsun. Ayat-ı tekniğine de bu şansın yok. Evamir tekniğine sonsuz ihtimaliyat değil mi? Evet abi. Evamir tekniğine... İşte onun için çok cami, akıl böyle... Ihtimaliyat. Abim sonsuz ihtimal olduğu için akıl büyük bir kutsi biçeverdir. Ayat-ı değil. Akıl böyle bir yapıya sahip abi. Her şey olabilecek ama hiçbir şey olmayacak. Evamir tekniğinden baksak abi ne zaman ne mekan yani küllileştiriyoruz. Evamir tekniğine demeyle. Mesela meyil. Evamir tekniğinin için meyil yok mu? Yok. İhtiyaç yok. Onun niye muayene? Her şeye meyli var yani. Evamir tekniğinin muayenleşmiş hali tahakkuk mu diyorsunuz yani? Hayır. Muayenleşmiş değil. Evamir tekniğinin bizde. Karşılık şekli. Tam muayene olmayacak mı? Olmayacak abi. O da muayene değil. O evet akıl muayene değil ki abi. Akıl muayene değil ki. Olmazsa devam edecek. He sonsuz abi Mehmet kardeşim. Sonsuz. Onun için bir tuhaf bir şey ya. Akıl bir tuhaftır okuyacağız inşallah. Yani, alem-i şehadette nasıl oldu o zaman? Alem-i şehadette bir alet gibi gözükürken mesela diyelim ki 60 dereceyi gösteren bir termometre. Elini sürenin yakmaz. Gösteriyor. Böyle bir alet. Her şeye çıkabilen bir altı yol kavşağı gibi. Ama alem-i şehadet bitmeyecek mi abi?
Alemi şehadetteki bizi mi kastediyorsun, şehadet mi? Şehadet alemi. Alemi şehadet de bitmez abim. Bunlar hep alemi şehadete giydirmiş. Şu alemler, şu alemler şu dünyaya giydirmiş. Abim burası her şey olabilen adam, hiçbir şey olmayan bir alem. Şu insanın hususi dünyası, niçin hususi dünyası umumi dünyada? Bu dünya herkese göre farklıdır. Alem-i şehadet o zaman melekutiyete geçiyor. Mülkte biz başka yerde yaşayacağız. O kadar. Yani kıyamet yokluk değil. Yani ben şunu çabasındayım. Hiçbir şeyi yani sistem itibariyle muayyenleşilemez. Muayyenleştirmeyin. Külli düşünmene vesile olur. Cüziyetten çıkıp külli olmanın şeyi muayyenleştirmeyle olmuyor. Yani cüziyattan çıkıp külli düşünme. Mahiyet insani birdir diyor. İnkısamı gayri mümkündür. O zaman ben hususi dünyamda ben iken sen oluyorsun. Ama cüzi düşünce bu. Külli düşünce nedir? Senin mustaki bir vücudun yok. Sen benim dışa vuruşumdursun. Ya? O zaman her cihette insan bu mevcudat ne olur? Efradi hükmüne geçer. Kainat evi hükmüne geçer. Böyle düşüneceğiz abiler. Nasıl düşüneceğiz? Cüziyattan çıkıp ne yapacağız? Yani kainattaki eczai kainat efradi hükmünde, kainat ise nevi hükmüne geçecek. Yani merkezden çıkacağız, tamam mı? Merkezden çıkacağız. Küllüleşmek için hiçbir şekilde yani bütün mertebelerden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların veya mevcudatın farklılığı kendisine zenginlik kattığına inanan insandır kamil insan. Yani dolayısıyla bir muayyenleşmeyecek. Muayyenleşirse zaten insanın kabiliyet ve istidatına had konulmuş oluyor. O zaman cüziyata, cüzi nazarına baktığın zaman cüzileşiyor insan. O oluyor. Mesela bu adam kadın, para, ne bileyim mide, işkembe, hayat bu ya. Bu varsa vardır. Adam mesela bunun için ne dava var, ne var, bir şey var. Siyasi tercihleri, hayattaki bakışı, eşini, dostunu bakıyor böyle. Poşetimi şey verdiğimi, elmam kaç paradır, yiyebiliyor muyum? Sen de ne yaptın, sofrayı silkeledin diye koca 20 senelik komşusunu hakaret edebilen, tamam? Ondan sonra çocuğu için şey yapabilen, şöyle nedir o? Manyenleşen bir insanın potresi bunlar. Külli bakamıyor, cüziyetten külliyete geç diyoruz da. Cüzi nazarını külli yapmanın şeyi muayyenleşme. Kanunu peki muayyenleşme eylemsel yapacağız. Bunu mu? Tabii bunu al. Tamam. Mesela bir sürü meyve var. Ne hangisini alayım? Her şey sana lazım ama şu anda bunu al. Hani külli bir fıtratım var ama şu anda bir tercihim bu odur. Yani sistemi bileceğiz. Sistemin arkasına geçeceğiz. Sistemi tanıdın mı? Bakıyorsun çok garip şeyler çıkıyor. Artık cüzi nazarın külli oluyor. Yani küllileşiyorsun. Kül ve külli oluyorsun. Niye? Cüziden sıyrılıyorsun. Bak, cüzden kül, cüziden iden külliye geçmenin şeyi. Hayat bahsini diyor ki, hayat madem mevcudatın keşafıdır, hem nurudur, hem ziyasıdır. Tamam mı? O zaman hariçten bakarsan ziyadır. Dahilden bakarsan nurdur. Tamam. Mesela üç tane örnek veriyor usta. Diyor ki çiçek diyor, kamer diyor, bir de zühre diyor. Şimdi mesela kameri şeye koymuş. Katriye koymuş, dimağa koymuş. Tamam. Mesela zehre çiçeğe koymuş, nefis, o nefsi mare anlıyor. Mesela insanlık, her şey olabiliyor ama hiçbir şey değil. Aklın ne yapmış? Katriye yapmış, kamera koymuş. Kamer ziyayı alır, ne demek? Vahiy alır, nur verir. Yani içinde değiştirir. Tamam mı? Böyle bir sistem. Onun için derdimiz, cüz-i nazarımızı külli, cüz olan anlayışımız, cüz olan anlayışımız. Peki, bazıları soruyor, cüz de kül,
cüz'i ile külli. Bir tanesi soyutlar için, bir tanesi somutlar için kullanılır. Bir tanesi mülkteki yöntemdir, bir tanesi melekutteki yöntem. Cüz ile kül, mülkteki soyut içindir. Şey, somutlar içindir. Mülkteki yöntemdir. Mesela karaciğerim, bütün bu organlarıma göre karaciğerim cüzdür. Bütün organlarla beraber düşünürse küldür. Ama benim bir hücremde bütün hassam var. O hücremdeki yazılım cüz'idir. Bütün o cüz'ilerin toplamı, hücrelerin, DNA'ların toplamı olursa cüz'ilerin toplamı külli olur. O zaman cüz olan nazarımızı kül, cüz'i olan nazarımızı külliyle yapmak için daire hayata geçmek lazım. Hayatı merkeze koymak lazım. O zaman sıcak susun. İnsan bu sefer cüzilikten külleşiyor. Sistemden konuşuyorsun. Artık muayyenleşmeyi sonra sen hayatında uygulanış şeklidir. Muayyenleşmeyecek. Yani sistem kayıt olmayacak. Kayıt yok. Eyvallah. Sırat-ı müstakim muayyenlik değil midir abi? Evet. Mutlaklıktan harika. Sırat-ı müstakim ifrat, tefrit, vasatın bütünlüğüdür. Yani o da istikamettir. Kemalidir. Ha, ama bunun kemali de bu mutlaklıktan sırat-ı müstakim istikamet nedir? O da bir istikamettir. İfrat. Tefrit de bir istikamettir. Ama seni yapılandıran bir istikamet değil. İfrat şeytandandır her şey. Tefriti nefse mare. Bu ise vasat fıtrattandır. İslamiyettir, sünnet-i seniyyettir. Şimdi arkadaşlar yeter tahayyül. Geçelim bir kere. 27. defterin sayfa 372. Bunun bizde var mı? Zannediyorum barla 372'de kaldık. Öyle mi? Bak görün. Sayfa 377 olması lazım. 377. sayfanın 372. şeydi. Barlı 377. 77. Evet, 377. 377. Evet, yani defter 377, barla 372. Tamam abi? Burada bir izah yapılmamış. Yani bir noktaya nazar, bir de Rüştü abinin söylemesiyle şey yapayım. Rüştü abi dedim, bazı kelimeleri ustad da ve Elmalı Hamdi yazır. Çok ustaydı. Yani belki de Türkiye'de en iyi Elmalı Hamdi yazırı bilen üç kişiden bir kişi, bir kişi değilse de üçüncü kişiydi. Çok iyi biliyordu. Çok, çok. Ondan sonra dedi ki, bir ayet var dedi. Ustad da diye kullanıyor, izah ediyor ama şey yapmıyor. Uygulamaya göstermiyor. Mesela mektubatta vardı ya, ismi veduda mazhar olan bazı evliyalar mevcudatın pencereleri vacip vücuda bakıyorlar. Bak, teğet geçmeyi anlatıyorum size. Hiç önden hiç olan şu kardeşiniz diyor, ismi rahim ve hakime mazhar olunca, olunca söyle, onu dedin ki ismi veduda mazhar olanlar ne yapmışlar eylemse? Mevcudatın pencereleri ne yapmış? Vacip vücuda bakmış. Bak, ismi vedud. Mevcudatın pencereleri vacibül vücud. Sen ismi rahim ve vedudu şey hakimi söylüyorsun. Risale-i bahsediyorsun. Ondan sonra sen tamam da netice hani ne olacak? O vacib vücuda bakıyorum. Bu nereye bakıyor? Kıyas et diyor artık. Yok ya. Ha, bu kaçış rampasıdır. Yani bunu sen şey yapacaksın. Mesela o mektubatta 18. mektup muydu? 18-16 orada misali veriyor. Mesela güneş şu zatıyla şuradadır, şurada değil. Allah'a şey yapıyor. Nerede? Misali yapıyor, uygulamıyor. Başka bir yer. Ben diyor şeyleri ben söyleyeceğim, incelerini bir sen... Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen tatbik edeceksin. İstihraç edeceksin. Çok acayip. Evet. Mesela bu yöntem Rüştü abi derdi ki böyle yapardı. Şöyle adetiydi böyle. Böyle gülerdi. Anlardık oradan diye. Ders yapar diyor. Abi kaçış rampasını kullanıyor. Hem de nasıl kullanıyor dedi. Mesela kaçış ama. Böyle acayip. Mesela nasip ve mensup bir tane de bu. Burada işletiyor. Mesela bak mektubatta. Aynen bunun gibi. Tam uygula. Mektubatta misal veriyorsun.
yani şeyde veriyor onu, güneş misalinde veriyor. Kayıt, ama kayıt olmaması için yapıyor. Yapmıyor. Kayıt koymuyor. Yani muayeneleşmiyor. Çok yani ustadın bir de mesela diyelim ki abiler hakkında ben mektubunda ustadın kokusunu alıyorum. Hem fena fil biraz olduğum için şey, yani kusura bakmayın ustadın. Mesela Hulusi diyor. Mesela Hüseyin aleyhinde bulmak doğrudan doğruya Risale-i Emre'nin. Böyle baktığım zaman böyle ustadın burada ne yöntemi kullandığını hissediyorum. Yani hissediyorum burada. Mesela örnek vereyim. Hapishanede diyor ki kavga olduğu zaman diyor gidin diyor. Gidin haksıza yardım edin. Haksıza. Niçin? Haklı çoğunlukla insaflı olur diyor. Susar diyor. Ama haksıza, haklıya yardım edersen kavga durmaz. Ustak mesela kendisinden sonra ehli dalaletin bu İslamiyetle uğraşmasını bırakmayacağını, bu kanun ilahi olduğunu, Adem Aleyhisselam'dan peygambere, Peygamber Aleyhisselam'dan zamanımıza kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesini görmüş. Hayatını, ahlakını gördü. Hala münafık kalabilmiş. Ustadın etrafında vesaire var. Peki ustadan sonra ne yapacak? Ustad hedef gösteriyor ve şaşırttırıyor. Hedef göstererek arkada başkalarına icraat ettiriyor ve ekranda, vitrinde kimse yok. Ustadın öne çıkarttığı şeyler, semboller, simgeler bununla meşgul olun demektir. Siz devam edin. Hazreti İsa için de diyor. Şahsı manevi gösteriyor ama sonra da gelecek diyor. Yani öne çıkarttıkları var, çıkartmadıkları var. Yaşasın. Peki bunu bilmeyen ustad, kanuni, münafık ve zalimle meşgul olacak. Bunun iki manası vardır der. Çıkarttığım. Bir, güçlüdür, fitneye tahammül edecek insanlardır. Ancak bunlar kaldırabilir, bunlar kaldıramaz. Ki bu da doğrudur. İki, bunlar böyle oldukları için bununla meşgul olun. Siz bu ince mani, bu yapılanmayı siz yapın bunu. Ustad acayip bir bunlara oyun oynadı. Deha. Yani çok bu burada anlatıyor bu. Hatime'de bakın şurada örneği söylüyor. Tamam mı? Siz kullandırmıyor. Kullanmıyor. Ustad ustadane bir şey yani böyle öyle okuduğumuz gibi iki elm asker varmış, şey varmış. Öyle değil ya. Yani ustad her asırda bulunması gereken 3 tane vazifeyi deruhte etmiş ya. Hem tasavvufi, hem mücedidli, hem de ilmi yapıyı içine almış Risale-i Nur. Kolay değil. Bazı insanlar da üzerine alır. Alem İslam'a gelecek bela ve musibetleri kendi üzerinde, sinesinde durdurur, söndürür. Veya bedeli kendisi öder, alem İslam'ın üzerine kesilen gayetten faturayı öder. Ben onlardan bir tanesi, Ali Uçar abi, Bayram abinin o zaman ödediğini, sonra Sungur abilerin, Abdüleyin abilerin, Rüştü abilerin faturayı ödediğini biliyorum. Yani ciddi bir şeyin faturası ödeniyor, kurban veriliyor. Şimdi, niçin söyledim? Bağla 372'de de. Fakat hayali hakikatin suretini şaşırmış. Şey diyorsunuz, Elmalı Hamdi Hazırlar Lügat demiştim. Evet, Elmalı Hamdi Hazırlar, ustad da böyle, böyle yapardı, derdi böyle yapardı. Nasıl diyor, kaçıyor diyor, ayeti veriyor. Bazı ayetler var, tefsirciydi. Ama izah yok. Hafif bir şeyler diyor, kaçıyor. Ya bam telidir, yani fakat izah edemiyor. O. Söze gelmiyor. Gelmiyor. Onun için uğraşıyoruz ki böyle bir bize ve gelecek neslin bu dersleri ben sizde şahit olun. Çok defa söyledim. Biz en azından ayakta durmak, hakikate tutunmak için bunlarla meşgul oluyoruz. Ama muhatap noktasında bizim üzerimizde, hepimizin üzerinde cereyan ediyor. Ama adınız gibi bilin. Bu asıl insanların dersi değil bu. Bazı insanlara yapılmıyor bu ders. Onun için onların bu asıl insanların anlaması için gayret etmiyorum. Çünkü
anlamayacaklar. Bunun zamanı gelecek. Bu dersler ancak huzuzat-ı nefsaniyeden, günahlardan sıyrılan bir ruh ve kalp, nefes alan bir kalp, şu anda kalp ve ruh denizde boğulmuşlar. Boğulmak üzere, nefes vermek üzere. O boğulmak üzere olan insanın suyun altına adama ilim anlatılmaz. Evet, onu kurtar. Şimdi bu gelecek asrın insanlarına Risale-i Nur'u ilkokul çocuğu da okuldaki kap olacak. O dersi veren profesörün elinde de bu olacak. Ama kanun ilahi ilkokulun elinde çocuğun elinde mektubat, profesörün elinde de mektubat olursa hani biraz şey oluyor, kariyer şey oluyor. O zaman ne yapacak? Bu hakikatler o ders verenlerin elinde güzel bir malzeme olacak. Bunun üzerine bina edecekler veya şimdilik doğrusu bu, hayır o değildi denmesi için bunun üzerine çalışmalar yapılacak. Öyle değildi, yanlış yapıldı denilecek ve memnun olacağız biz kabirde. Burada hata yapıldı, bak bunu göremediler. Denmesi için bir vahidi kıyası oluyor. Ki küfür bile imana hizmet ediyor. Gelecek asrın insanlarına şey yapmıyor. Peki risade var mı? 1944-49 arasında Emirdağ 1'de diyor ki biz şimdi değil 50 sene sonra gelecek nesnati düşünüyoruz. Onlara hitap ediyor. Hadi bakalım. Fakat hayalim hakikatin suretini şaşırmış. Bak hakikatin suretini. Hakikatin sureti var. Hakikat neydi? Esma-i İlahi'ydi. Esma-i İlahi'nin sureti varmış. Arkadaşlar, suret şekil değildir. Daha kesin bilmemekle beraber ruhun bile sureti var. Mananın da sureti var. Mananın da suret olduğunu söylüyoruz da. Suret-i mana bir kişiden kişiye değişir der aynı böyle. Mesela ruhun rengi vardır. Kokusu vardır ama bilmiyor. Mesela ustad diyor ki, o diyor bu mananın kokusunu aldı diyor. Ruhumdaki kokuyu aldı diyor. Yani mesela gözümle işitiyordu. 26. lemada. Kulağımla görüyordu. Mesela koku ders yaparken o koku nasıldır bilmiyorum ama ruh kokusu vardır. Mesela öyle bir zaman gelecek ki bu var hayvanlarda da. Mesela kuşun aldığını hissediyorum. Bunu bırakacağım, gideceğim. O kadar bağlı ki bana kuş, Mehmet kuşu. Gideceğimi karar verdim. Kesinlikle bu her tarafıma saldırıyor niyet ettiğim anda. Ben ona demedim. Ne sonra nasıl anladım? Niyet dalga yayıyor, koku veriyor. Her dalganın kokusu vardı. Ama nasıl? Hatta Eylül Dalalet bu kokunun kanuniyetini çözdüğü için dalgaya dönüştürmüş. Televizyon verici istasyonların ve radyo, cep telefonu verici istasyonların telefon, televizyon yaymak için olmadığını, bunlar için uydu yetebileceği halde bazı çatılara, bazı ev tepelere, bu kulelere koymaların en büyük hikmeti bu tür duyguları, mesela üşenmek, tembellik, tükenmişlik, moral bozukluğu, aletlerini elektriğe dönüştürmeye muvaffak olmuşlar. Onu yaydıkları zaman teneffüs eden kişi de halsızlık, takatsızlık, hayalperestlikler ortaya çıkıyor. Yani yorgunluk, bitkinlik, böyle anlamsızlık elektriğe dönüştürülüyor. Yani bu halettir, enerjidir. Tamam mı? Bunu elektriğe dönüşünce bunu burada yayıyorlar. Ama şu anda şey, koku da var içlerinde. Korkunun elektriksel boyutu var. Bulunmuş o. O kokuyu mesela bazı kokular sizi uyutur. Bazı kokular sizi canlı tutar. Allah Resulü üç şey sevdirirdi. Bana bir, Allah'a tefekkür etmek bana sevdirirdi. Ondan sonra namaz sevdirirdi. Kadın sevdirirdi mi diyor. Koku diyor. Kokuyu bu kadar şeyler içinde ne çekip çıkarmış? Bazı cahiller de kadın eş şey zannediyor. Cinsellik zannediyor. Oysa işaret-i cazda bunu tefsir ediyor. Kalpten maksat
sani ne diyor? Kalbi sani. Kalbi sani, kısmı sani tabir edilen kadın kalbidir. Mesela anne de dahil. Yani lati şunat-ı zatiyenin açılımları o. Şefkat-ı mukaddese seni aynı yolun şeklini değiştirerek geldiğin yolu geri gitmeye bir hastadır kadın. Geldiğin yol değil. Geldiğin yol belli. Gidiş yolu kalp. Kalp. Kısmı sani tabir eden kalp, kadın kalbidir. Ama kadın kadın olursa da öyle, erkek erkek olursa gibi. Şimdi burada niçin fazla şey yaptım? Hakikatin suretini öyle bir teşbih ve temsil değildir. Var ama suretini şaşırmış. Suretiyle renk ve şekille şey yapmayın. Mesela bir misal vereyim. Aleminizde böyle bir şekillenir. Böyle bir mana. Suretten mana sirettir, ahlak ve sıfattır diyor ya. Ha, harika bak. İşte en güzel o oldu işte. Suretten, suret en güzel izah eder. Onu yazalım. 146 mıydı? Emirdağ 1, 146 altına yazabilirsiniz. En güzel Emirdağ 146'da surette yazıyorum. Ondan sonra bunun şeyi fazla izah yapmayalım. Orası yetiyor. Suretten Murat. Murat. Sirettir. Sirettir. Ahlak ve sıfattır. Ahlak ve sıfat. Burası çok güzel izah ediyor. Çok güzel. Şimdi Kastamonu 8. Çok ilginç bir yer burası. Burası aynı zamanda size neyi hatırlatıyor Kastamonu 8? Kabz, kabz ve bast aletlerinin anlatıldığı yerdir. Mesela insanlık buhran geçiriyor. Abi ben küllat okuyorum. Harama da girmiyorum. Hizbul Kur'an okuyorum. Ama gece sıkıntı basıyor. Gündüz iyi. Ben niye böyleyim? Seninle alakası yok kardeş. Sistem böyle. Gece mahluklar aktif. Müslümanların sorunudur. Seninle alakası yok. İmam Rabbani Hazretleri de diyor. Nedir o? Şeytanlar gece aktif. Bir de mevsimsel şeylerle girmeyecek. Celal tecellisinin aktif olduğu aynadarlık celale gece aynı oluruz. Cemale gündüz aynı oluruz. Hiç olmayız mı? Oluruz ama şöyle der usta. Celalin içinde cemal, cemalin içinde celali gören kamildir. Ama kamil olmayan insan cemali gündüz, celali gece görür. Ha? Yani görür, aynı olur. Şimdi orası hatırlatır böyle. Ümitsizliğin ve yeysin kol gezdiği yer. Kastamonu 8, öyle de kalbin ve hayalin aynelerinde, bak, kalbin ve hayalin. Ayneleri hangi, nasıl olur, nasıl anlasak? Bakalım da gideyim. Öyle de kalbin ve hayalin, kalp, aynelerinde, ayneleri varmış. Ne o? Rızasız, ihtiyarsız gelen pis ve çirkin ve küfrü hatıralar zarar vermezler. Hayal aynasına rızasız ve ihtiyarsız gelebiliyorlar. Mesela kalbin aynası. Kalbin aynası şey olmasın o, yani şey var ya, mümme şeytani kalbin yanındaki. Evet. Allah Allah, yani oraya geliyor. Oraya geliyor. Hayale zaten geliyor. Hayale zaten geliyor. Yani mesela çok gariptir siz, kalbin. Siz ne diyecektiniz, başka bir şey? Yok yok. Oradan zaten girecektim, aşağıya doğru gidecektim. Orada sari olduğu için yani şey yapmadım. Mesela lümme-i şeytaniye oraya atıyor. Kabul etmiyor. Lümme-i şeytaniye kalbin içinde değil, bitişik de değil. Yakın. Yakın olunca sirayet edebiliyor. Mesela onları da geçecektim Kastamonu 8'e. Sıkıntı var. Ya komşu alt üst, sağ sol değil de. Ama sağ solun etkilendiğini Ustad 29. Mektubat-ı Arabiye'nin şuaların sonunda tefsir var. İnsan etkileyen altı yön var. Ön, arka, alt, sağ, sol. Oturduğun evin altı, üstü, sağ, solu. Yani şey yapıp yapabiliyor. Onun için sendeki sıkıntı bir anda gerginlik. Yani ille kendi evine, çoluk çocuğuna verme yani. Bu anda başka bir şey sirayet ediyor. Sirayet dersini dinleyin.
Üstad Hazretleri bana da sirayet etti dediğine göre bu aslın şeyi, sırın havadan sirayet ediyor da komşudan etmeyecek. Meleğe sirayet etti. Meleğe etti, meleğe. Şeytan meleğe sirayet etti. Ve Allah'a karşı soru sormaya başladı. İtiraz var, sorular var. Meleğin. İşte öyle değil mi Osman? Meleğe sirayet etti. Osman melek midir? Melek de var sende. Bana da sirayet edecek. Yani onun için sıkıldım. Ne demektir bu? İnsansın demek ya maşallah. Ya garip bir şey, böyle aklıma nereden geldi bilmiyorum da. Şeytanın meleğe sirayetinin bu alemi şehadetteki tezahürü düzgün giden sinyale, sinyal bozucularla sirayet edilmesi ve sinyalin bozulması. Çok güzel işte. Elektronik olduğu için bu kadar olur. Güzel. Harika. Gelen pis ve çirkin ve küfrü hatıralar zarar vermezler. Niye zarar vermezler? Çünkü tek boyutlu çalışmıyor. Yani hayalimi hatıramıza, kalbimize gelen o pis şeyler insanın küllü olduğundan, zıtların cem olduğundandır. Sırlarına gelmez. Onlar mükemmel olduğundan, kamil olduklarından değil. Hayvana, kediye, köpeğe, vesvese, vehim gelmiyor. Kaliteli olduğundan değil, nakıs olduğundandır. Mesela bir tanesine demiştim ki, vesvese geliyor abi dedi. Vesveseden bir vesvese et o zaman. Vesveseye niye inanıyorsun? Bir de vesveseden vesvese et. Nasıl kurtulacağım? Kurtulmaya çalışmamakla. Niye? Ne biçim laf? Çünkü sistem kalkmaz. Yani vesveseden kurtulmaya çalışmak, vesvese sisteminin bende olmamasını demektir, temenni etmek. O zaman kendine kötülük yapmak neydi? Muhali talep etmektir. Muhali talep etme. Ondan sonra kalkmasını çalışmayınca zaten kalkıyor. Otomatik o yapısı o adamın. Şimdi geçiyoruz arka sayfaya. Kastamonu 52. Fakat hayalim hakikatin suretini şaşırmış. Fakat hayalim... Aynısı. Darlayla. He? Darlayla. He. Çıkarım başka. Çıkarım şöyle olmuş. Hayal şaşırıyor da yazmadım çünkü daha önce yazdık, işlemiştik. Unutmayın ama kendisine göre. Hayalim hayatı vardır. Kendisine göre içinde, sakın aşağıdaki takvile şey yapmayın. Hayalin aklı vardır, aklı vardır, hayatı vardır, şuuru vardır, kim aksettiğini bilir, hakikati var. Yani hayal canlı, ruhlu ve şuurludur. Unutmayın, hayal. Mesela şöyle diyeyim doktorum, böyle aynaya geçtim abi lavaboya, gözüktüm. Ben gözüktüğümü biliyor mu lavabodaki adam? Bilmiyorum. Böyle şey yaparsan kaybolur. Kim gitti de bilmez. Değil mi? İlle Adem'i şey yapamaz. Bu sefer ayna mutlaka hiçbir şey göstermeden duramaz. İnsana böyle. Niye? Ben çekildim aynadan diye. Şu anda hamamda, yani lavaboda ayna yok mu? Var. Kimse yok karşısında. Var. Biz yokuz. Duvar var yani. Karşısına havlu asılmışsa onu gösteriyor. Ve çok garibime gidiyor bazen. Yandan bakıyorum. Gülmeyin lütfen bana. Böyle lavabodan çıktım. Abdest aldım. Şöyle şey yapıyorum. Yandan bakıyorum lavabodaki aynaya. Devamlı karşıyı göstermekle yorulmuyor musun diye söyledi bana. Devamlı gösteriyorsun. Ne dedi biliyor musun bana? Ben dedi karşıyı gösteriyorum ama sen diyor devamlı bütün alemleri gösteriyorsun. Sen yoruldun. Ayna göstermek sizin durabilir mi? Mümkün değil. Karanlığa koysanız dahi karanlığı gösterir. Şu şuurlu olsaydı ne olurdu ayna? Şu tasarruf ederdi diyor. Ustad öyle diyor. Aynaya güneş aksetse güneşi istediği gibi kırardı, değiştirirdi. Renklerini. İşte biz hayalimizi lütfen hayal değildir. Bir kere topraktan hayat çıkacak. Basar sıfatının azami tecellisi olan hayaldir. Hayatsız olur mu? Hayat var. Hayatsız hayal olur mu? Gösteriyor sana. Ondan sonra hayalde hiçbir şey cansız değildir. Her gözüken şey canlıdır. Canlandırıyor. Şuur hissesi yapıyor. Orada hayale ne düşüyorsa unutmayın.
ne düşüyorsa canlanıyor. Ustad diyor ki hayalime dedim. Bu nedir? Hakikatten ve hayalime dedim. Hayale ne düşüyorsa, gözüküyorsa canlıdır. Ondan ben yola çıktım ki şuradasınız, buradasınız, canınız sıkıldı. Bunu görüyor musunuz? Ve herhangi bir sayfa sizi etkileyen bir sayfa. Onu bir hayal edin bir yerde. Canınız çok sıkıldı. Kitabı hayal edin, şu kitabı. Veya bir sayfa seni etkileyen bir yeri hayal et. Onun için mesela diyelim ki şöyle bir yer. Ya, seni etkileyen bir yer. Bunu en moralin bozuk olduğu anda hayal eder misin? Hayal et. Hop, buradasın, çıktın. O kadar kolay çıkmazsan, oraları dehli zannedersin. Veil çukurunu zannedersin. Oysa mutlu olduğun bir şeyle, kendine anlam kattığın bir sayfa ile, şöyle kafanı kaldır, 23. söz, sol tarafta, iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki ve Allah Allah. Bak orada böyle, oraya dön, hop, bitti. Yukarısın. Çünkü hayale ne giriyorsa canlanıyor, ruhlanıyor, hayatlanıyor, şuurlanıyor, anlamlanıyor. Orası öyle bizim bildiğimiz alem-i şehadeti kıyas ettiğimiz için zannediyoruz ki öyle bir şekil. Hayır, hayal canlı olmasaydı sana can vermeye vesile olmazdı. Hayali, cinselliği ve gadabı hayal ettiğimiz zaman veya gadabı hayal ettiğimiz zaman sistemimiz değişiyor. Ruh hayale biniyor o zaman. Evet, yerde. Ruh hayale biniyor. Ve beni birden ruh. Evet. Şeyde üstad da diyor ya, seyahat hayaliyede diyor. Heh. Bu Fatiha'nın ahirinde. Sadece hayaliyede değil aslında, ruhu da binmiş. Evet, yani öyle bir şeye binmiş. Ondan sonra seni gezdiriyor. Ya. Onun için biz bilmiyoruz. Zannediyoruz ki hayaldır. Yani tanımıyoruz, tanımadığımız için de kontrol altına alamıyoruz. Yok, tanımadığın, bilmediğin şeyi nasıl kontrol edeceksin? Kastamonu 117. Geçmeden abi bir şey sorabilir miyim? Siz Barla, Kastamonu ve Emirdağ'la alakalı sizin şu yönlerinizi yapılandırıyor demiştiniz değil mi abi? Sadece Barla ile Kastamonu'yu bir söyleyebilir misiniz? Evet, abi? Barla idealist bir dava adamının ruhunu inşa etme adına malzeme deposudur. İdealist bir dava adamının ruh malzemeleridir. Barla. Kastamonu yaşadığımız ilişki ve çelişki dünyada, hizmette olsun, ailede olsun, toplumda olsun, iş yerinde olsun, yapma, deme, gitmelerimizi kontrol altına alan emirler manzumesidir. Dış dünya. Çünkü dış dünya. Çünkü Hasan abi aynı cümleyi Barla'da ve Kastamonu'da koymuşsunuz. Birinde susmuşsunuz, birinde az bir şey konuşmuşsunuz. Yani sizin hangi yönünüzü ortaya çıkartıyor bu diye sanki bir değişik bir hangi şey. Hangi nerede kendi diyorsun? Evet, Barla. Barla 72 ve Kastamonu. Çok o zaman acayip olduğumu hatırladım ama ifade etmedim. Hakikatin suretini şaşırmış. O zaman yazdım. Bir gözle bakmış. Evet, yani ona. Acayibime gitti. Yani, değişik bir şey olmuş yani. Hayalim hakikatin suretini, Allah Allah, suretini, hakikatin suretini deyince, hakikatin sureti. Hiçbir şey yoktur ki hakikatından bir hisse almadan ifade edilsin. Yani hep mi diyeceğiz Allah aşkına ya? Ya diyeceğiz ki, ya suretten maksat, yani o mana. Ya mana derdi kardeşim. Alıştık acayip, bize öyle giydirdiler ki ümmiliğimiz gitti. Anamızdan doğduğumuz gibi safi değiliz, safiyane değiliz. Muhammed Aleyhisselatü'nün tam ümmiydi. Ustad Hazretleri yarı ümmiydi. Çünkü 3 ay hocaları müdahale etmiş fıtratına. Yani hocalar eğitim almış. Bize ilkokulda müdahale edilmiş, ümmiliğimiz gitti. Bakireliğimiz gitti ya, ortaokulda müdahale edilmiş, kültürün içine doğduk, anneannenin içine doğduk, bizim şeyimiz gitti. Dolayısıyla hakikatler çıplak olarak gelmiyor ki, hakikatin suretine bak diyor. Yani senelerden beri ben bu dimağa çalışmadan önce hayali hayal biliyordum,
hayali böyle bir ayna biliyordu. Nedir o? Rahatlatıcı, canım sıkıldığı zaman beni rahatlatan, bir yere çıkartan. Yani canım sıkıldı. Hayale biniyordum, çıkıyordum, geçiyordum, gidiyordum. Ya cinselliği, ya bir öfkeyi, ya bir istediğim, Usta abinin tabiriyle, olmak istemediği, olmak isteyip de olamadığının olunduğu bir yerdir derdi hayal için. Olmak isteyip de olamadıkların var ya, ama olduğun bir alem. Olmak isteyip de olamadığının olunduğu bir alem, hayal. Olmak istiyorum, kral olmak istiyorum, alim olmak istiyorum, yani şu peygamberin yaveri olmak istiyorum, olamıyorum. Ama olunduğu bir alem var. Merak etme, oluyorsun, hayalinde oluyorsun. Peki, hakikatsız mıdır? Haşa. Hissesi var. Ruhuna binmiş ya. Ruh hayale binmiş. Akıl fikre binmiş. Gidiyorlar. Hazreti Süleyman hayali şey yapıyor ya. Ruh hayale binmiş. Hazreti Süleyman hayale bindi gitti. Ya Hazreti Süleyman'ın kontrolünde ya Harut Marut'a dönüşüyorsunuz. Evet, Hazreti Süleyman'ın Veysa Aleyhisselam hayalini, hayalini de havaya bindirmiş. Evet. Size ne? Tayin mekan geldi abi. Öyle bir tefekkür ehli ki suretten ustad, öyle bir tefekkür ehli ki eğer bulursam o sırf cümleyi hava sayfasını mı? Hava sayfasını. Bak, eğer bulursam bu nasıl şey? Herhalde. Ya o mekanı oluşturmuş mu abi kendine? He? O mekanı oluşturmuş kendine. Yani bir tuhafıma gitmişti. Acaba nerede o? Bir şeyi söyleyebilir miyim abi? Az önce Osman demişti ya, suretten Murat Sirek'tir diye. Onu burayla nasıl ilişkilendiririz ben onu anlamadım. Bu o zaman koptun. Sen çünkü onda izah yapıldı. Hayır abi, bir dakika. Bence siz koptunuz. Sen onu anlayamazsın. Çünkü orada bu oraya hiç uyan bir şey değil abi ya. Burada Allah Resul, Allah Celle Celaluhu sureti söz konusu olamaz deniliyor. Ama bu suretin sileti ifade ettiği manasını taşımıyor ki. Bu Allah, yani bu ayetle alakalı bu böyle konuşuluyor. Öyle değil de biz hani suretler sıralarsak insanın da sureti siretinden işte kızgınsın, yani haber veriyor, onu cem etmiş. Orada alem-i şehadette gösteriyor manasında gibi diye. Yani suretten maksat aslında sireti, sıfatları hepsini alıp getirmiş buraya, takdim ediyor sureti. Tamam, işte yani, o noktada baktığında öyle bir şey var yani bizde de alakalı. Mevzu suretti, sureti anlatmaya çalışıyordu yani. Suretin, hatta boğumda sureti var falan filan. Kası oradan geldi oraya. Ya siz Hasan abi inanmayın, ben kopmadım. Ben farkındayım ne konuştunuz. Tamam, buradasın. Siz orada inanmayın. Hasan abi yeri. Yani çok tatbik etmiyorsun. O öyle tehlikeli yerlere gidiyorsun. Kapıra bir uyar yine. Hakikat yolu. Yani tatbik etmedik tamam. Onu biraz şey geçtik. Ha, buldum. Ustadın tefekkürüne bir bakar mısın? Bir böyle bir şey. Ha, tefekkürüne bak, neyi kullanmış. Şeyde tükenmişlik sendromunda tefekkür kullanılıyor. Tefekkür, psikoloji 408'de çıkacak. Tefekkür eden de 6 tane içsel aleminde kendi şey, benim tespitim değil, külliyatta 23. sözde tefekkür etmede içsel alemde 6 tane, eylemsel itibariyle 3 tane şey ortaya çıkıyor, 4 tane. Böyle bir zat, ustadın tefekkür sisteminde bak, kullandığına bak. Hava alemini, toprak tabakasını bir sayfa olarak görüyor. Defterin sayfası. Şimdi şimdiki tabirle uzayı sayfa olarak kullanıyor. Yani bazı yıldızları zerre basamak olarak kullanıyor. Kendisi nerede durmuş da nereye ne ile nasıl bakıyor? Bu ustad Bediüzzaman'la alakası az var bu işin. Yani insanlık adına insanın ne kadar kemal bulabileceğinin fiili nümunesidir. Yani havayı, toprağı sayfa yapabilecek kadar
tefekkürü geniş. Ben de olabilirim imkanını bende uyandırıyor. Niçin bazı sıfatlarını bize söylüyor? Mesela bazen bir şey sıfatları, mesela yaptığım bir şey, kazandığım bir şeyi herkese mal etmek adına, bak böyle bir şey var, böyle bir şey uyandırıldı, ben bunu kış yaptım, ben de aklın özelliği neydi? Fodurluk yapmak değildi. Ha, ta ki sizde de böyle bir hedef gösteriliyor, bak böyle bir şey var, sen de şey yap, yap yani. Bak burada ucuz bir şey satılıyor, ha bunun benim imkanım yok veya ben aldım, siz de al. Demek. Zaten hayalim geniş olduğundan derken sen de hayalimi genişletin. Yani bu imkanı senin de geniş kullan. Kullan diyor, tamam mı? Havan istediğin yani. Ha değil. Ha böyle bir imkan. Yani söylenilen kitapta söylenen bir şeyi eylemsel halini gösteriyor. Bu da mümkün olduğunu yaşanın. Ya bundan sonra ne İslamiyet'te falan diyenler var. Yok kardeşim. Yaşanıyor. Herkes bitti. Hayır ben bitmedim. Kim bitti diyor Allah Resulü. Hadis var biliyor musun? Bitti diyen, bitti insanlar bitti, herkes bitti diyen kimdir diyor? Helak olmuştur. Kendisi helak olmuştur. Kendisi bitmiş. Biten bitmiştir diyor. Hayır, bitmedi. Allah bitti demedikçe bitmez. Ben de olabilirim imkanını bende uyandırıyor. Ben de bu yazı yazdığım sayfayı kullanıyorum. Aha benim sayfam bu. Mehmet Kadir, ustadın sayfası toprak sayfası diyor. Aynen. Hava sayfası diyor. Uzay sayfasına ne diyor? Yıldızlara harf diyor. Basamak diyor. Basamak üstüne diyor. Ne kim? Nereye bastın ya? Bu teşbih ve temsil değil. Tamam? Kabre girdim diyor. Ben de bu yazı yazdığım sayfayı kullandığım gibi. Kullandığı sayfa evren, kainat. Kullanan dimağına bak. Kullanana bakın. Yazıyor yani burada mı konmuyor? He? Kulü-i İlahiye bir arşıdır. Allah Allah. Yani şu, oraya takılmayın. Adam gitmiş gitmemiş. Beni ilgilendirmiyor fazla. Adam derken, adam gibi adam. Ustadı diyor. Bu bana ne kazandırıyor? Usta çok büyük, çok büyük. Tamam da bana ne kere var? Bana şunu biliyor. Diyor ki, mesela eskide kafamı takmıştım. Rüştü abi dedim, İslam'da resim pek caiz olmamakla beraber, ustanın tarihçede niye resmi var dedi. Dedi ki, doğru bu noktadan bakarsan öyle. Bak dedi, o zaman gençtik. Öyle bir dönem yaşamış ki ustad, üç dönemi yaşamış. Osmanlı yaşamış, fitne yaşamış, İnönü'yü yaşamış. O cumhuriyetin ilk dönemlerini yaşamış. İslamiyet'ten bağ kopartılmış bu nesli. Yazı, giysi, şair. Evet. Ha, ecdat şöyle giyinirdi. Kitapta nasıl sarık vardı, cübbe vardı, böyleydi. Nasıl yazıyla ifade edilir mi? Ha, o ceddimiz buydu, böyleydi. Yani yeni nesli geçmişe bağlamak bir köprü vazifesi yaptığı için o asıl saadetin veya Osmanlı'nın veya ecdadın, sahabelerin yaşantısını bu göstererek bizi oluyor, ha böyleymiş. Mesela nurcular mesela takkesiz ders yapıyor. Ustad hapishanede sarığın çıkar dedi. Bu sarık demiş, bununla çıkar. En azından sen bunu yapamıyorsan ders yaparken takke koy. İnadına yapıyorlar. Burada budur. Peki, başka? Şalvarlı mıydı, pantolonlu muydu? Ustadı bakın. Ama ustad çama çıkardı diye İstanbul'dan Çamdağ'a gidiliyor. Tam usta çay içermiş, 3 bardak çay, 3 şekerle. Tamam. Niye bunu koydun dedim. Abi dedi, 3 şeker yerine 3 dilim baklava koydum dedi. Ustad da şalvar giyermiş. İşimize gelmiyor. Bak hapishanede, iman küfür mücadelesinde bu sarık demiş, bununla çıkar. Tamam. Biz ise derste, hadi dışarıya. Derste sünnet-i seniye dersi yapıyoruz. Kafada ısrarla bunu duyduğu halde, bildiği halde, şairin ruhlara nasıl söylediğin akla, yaşadığın vicdana tesir ettiği halde, sünnet-i seniye dersini yapıyor adam, sünnet-i Allah Resulü'nün kravat var oyununda. Sünnet-i seniye dersi yapıyor, kravat ve hiçbir zorunluluğu yok.
Derse akşam giderken adam kravat takıyor. Derse oturuyor, koca koca milyonlarca insan seni seyrediyor. Allah razı olsun, güzel çalışman var. Ya niye koymuyorsun bunu? Namaza bir de takke koymuyor. Ama kısa kolu namaz, çorapsız namaz, takkesiz namaz. Acayip olmuşuz ya. Ama bitmiş mi? Allah bitmi, bitti demedikçe bitmemiştir. Ama yapma. Bırak başkalarına yaranamazsın. Allah Kur'an'da söyledi. Onlardan olmadıkça sizi sevmezler diyor. Öyle demiyor mu? Biz onlardan değiliz. Bunu aleme ilan edeceksin. O iki tarafta şey yapma. Hem bunu hem olmuyor. Onlardan olmadıkça seni sevmeyecekler. Sen busun, gizleme. İlan et. Zaten konuştun ders. Ne oldu belli. Tak bunu niye? Bununla vicdana konuşmam dimağa. Yaşamadır bir insana. Lima tekunan mala tefarun. Yapmadığın şeyi niye söylüyorsun? Sünnet-i seneye uyuyor diyorsun. Ders yaparken, namaz kılarken tak diyor kafanda. Ama sen iddia ettiğin yoluna gittin usta, öyle mi? Hapishanede bu sarık bununla çıkar diyor. Tamam yapma da ne bari destek ol ya. Sana papatyayı sokağa çık demiyor ama destek ol. Yeni nesil seni taklit ediyor ya. Yani takma sen, takma. Benim derdim, acım şu. Yeni nesil kopmasın Resulullah'tan. Örnek ol. Allah razı olsun. Gayreti takdire şayan ayaklarınız başım üzerindedir ama bari ders yaparken de dikkat edin ya. Ders yaparken böyle, böyle İslam'a yakın olsun. İfadelerimiz uyduruk olma. Mesela diyor ki uyduruk tabirler kullanılıyor. Baz diyor. Ondan sonra ne diyor? Çok acayip şeyler. Risale-i Nur aynı zamanda ecdadımıza bizi bağlıyor kelamla. Bizi Kur'an'da kopartmışlardı. Bizi Kur'an'dan kopartmak gayesiyle yazı değiştirmiş, konuşmalar değiştirmiş. Onun tabirini kullanıyorsun mesela. Mesela İngilizceler kullanılıyor. Vallahi ben bazı kelimeler anlamıyorum adamların konuşmasına. Anlamıyorum. Yani kopartmış. Yani kelimeleri kullanmamaya çalış. Allah Resulü'nün yani en azından bir İslami bir bu hiç daha konuşmasa bir sağ birisi onu dinlese kafada takke görsün ya. Tamam mı? Görsün. Yani buradaki derdim birilerine şey değil ama yaptığın dersi uygun olmak lazım. Tamam. Şimdi evet. Yine geliyoruz. Kastamonu 117 dedik. Evet. Bazı şeylere de demek ki misal verirken ihtiyacı var ki öyle oluyor. Diyor ki 117 orada mıyız? Orada, evet. Tayi mekan mevzu. Onlarla tayi mekan ederek hayalen omuz omuza, diz dize, ustad mesela Barla'da, Emirdağ'da, ötekiler Afyon'da, Denizli'de, şurada burada omuz omuza, diz dize diyor. Dua ediyor, arkadan amin diyor. Ama yok orada. Baktım ki Hafız Ali burada mı diye. Arkasına bakıyor Osman. Yok ustadım diyorlar. Ama amin dedi. Ondan sonra ya diyor ben kimseye kapı açmak diyen diyor. Kapı mandalona açıldı diyor. Ya ne oluyor ya? Bu keramet değil ya. Keramet biz diyoruz. Adetullah iş diyor kardeşim. Adetullah iş diyor. Diyor ki onlarla tay mekan ederek, tay mekan? Mekan katlanması. Ha. Şimdi bunu getirdim. Evet. Buradan başlayın. Yürüyün. Yürüyün. Yürüyor. Uzun. Tay mekan. Aynı yere gideceğim. Buraya gideceğim. Geçtim. Sen atlamıyorsun. İyi dinle. Sen bu kadar mesafe atlamıyorsun. Bastığın şey katlanıyor. Şöyleydi. Şöyleydi. Zaten kat kat alemler. Tayi mekan, mekan tayi diyor. Evet. Tak 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 buradasın. İşte. Bunu nasıl yapıyorlar abi? Mazar esma.
Yani şey, şimdi kaçış rampası yapma abi yani. Şey, detay ver abi ya. Ha, Almanya'da gösteriyor. Soracağım abi yani. Evet. Tamam abi gösteririz. Hayırdır, bir yere mi gitmeye niyetim var? Yok yani. O zamana gidip de yani, bilmek istiyorum yani. Yani. Sen hayali yani, mekanı değiştirdiğin gibi unutma. Mekanı değiştirmiyor musun hayali? İstediğin yere gidiyorsun. O Esma'ya biraz masal oldu mu? Bak sende de olmuş da haberin yok. Bak şuna bir misal vereyim sana. Olmuş herkese. Mesela yetişmek istiyorsun. Yetişmek istiyorsun, gitmek istiyorsun. Oysa onun mesafesi o değildi. Bir anda çok kısa orada hissediyor. Allah Allah nasıl geldik ya. Ama çok tuhaftır. Çorlu'dan İstanbul'a gelecek Mehmet kardeş. Katlansa, herkesi katlansa, bütün arabalar birbirine böyle şey olur, buna katlanıyor. Evet. Yani asfalt buna katlanıyor. Yani herkese umumi iken sana katlanıyor, mekan katlanıyor. Bu peygamberlerde mucize, büyüklerde keramet, insanlarda adettir. Yani Mazhar-ı Esma olduğun zaman katlanıyor. Hangi esmaya mazhariyet gerekiyor? Yani şu anda o mekanın katlanmasını şeyde var. Bir çalışmışım ama şu anda yanlış olmasın. Şu anda hatırlayamıyorum. Mazhar olunca hayat katlanıyor. Nasıl mazhar olur peki abi buna? Benim anladığım şu, 17. sayfa İnşaat İcaz'da şükrü örfü yaşarsan katlanıyor. Bazılarına da tam tersine açılabiliyor. Mesela ömür mesela ondan ona veriliyor. Hafızal abi usta da veriliyor. Hafızal abi misin katlanıyor. Onun katlandığı ona ekleniyor. Trut diye açılıyor. Tamam. Hani ömür vermek bu Esma-i Mazhar'dan oluyor. Yani veren de alan da Esma-i Mazhar. Diyor ki ustadı zehirlemişler. Hapishanede kıvranıyor. Zehir verilmiş. Ne yapması lazım? Hemen zaten doktorlar vermiş. Hemen koğuşuna dönüyor, kendisi anlatıyor, yazıyor, mufasalda yazıyor. Sonra arkadaşlar diyor hemen iki rekat Allah için namaz kılacağız dedi. Sonunda ben dedi dua edeceğim, amin diyeceksiniz diyor. Hepsi mağdur ve masum insanın dili. Diyor ki namaz kıldıktan sonra ya Rabbi ben yaşasam ne olacak ya? Ben de bu hakikati yemez. Ama ümmet için bu lazım. Benim ömrümü ona ver. Hepsi amin dedi mi? O anda gidiyor. O anda ustalık düzeliyor. Onu kaldıracaklar ama vefat etmiş. Mekan katlandı. Tırt. Ustalık da açıldı. Tırt. Halis bir duayla o zaman tabii, bu iş oluyor yani. İşte istediğini değiştirebiliyorsun. Mesela karşı etkileniyor. Olmayacak şeyler oluyor. Nasıl olacak bilmiyoruz ama oluyor işte. Mekan katlaması. Az bir ömürde hassiz bir ebediye kazanmak da Allah alem bunun en bu, iyi. Bu Esma'nın işte. Yani. Az bir ömürde sonsuz mekan kat şey açılıyor. Ama bu kesin kardeşim. Bak okuyayım. Tayyi mekan ederek hayalim obunsu Musa. Hayaldaki mertebesi. Mekanın katlanması sipayalda olmuyor. Hayaldekini omuz omuza diz dize bulunmak. Hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla kendimizi fevkal bahtiyar biliyoruz. Hayalini doğru kullanabilmek çok büyük nimettir. Bahtiyarlıktır. Hayal, hayal değil, bahtiyarlıkmış. Mesela tarihçi hayatta ustadın iktisatçılığı, israfını vesaire anlatıyor ya. İktisat israfını. Ustadın böyle yeme, içme, giyme gibi iktisadı onlarla ölçen bir dahi değildir. Yani yeme, içme gibi şeylerle değil. Ustad hayalini bile İsraf etmemiş. Açılmış. O zaman mesela Mufassal'da geçiyor. Badıl abine, Hulusi abi. Hulusi abi kendisi anlatıyor. Bu Sıddık bir abimiz. Ustadım Sıddık demiş. Ben diyor ustada ziyaret ettim diyor. Tren haftada bir gün mü? Ne kalkıyor? Ondan sonra diyor ki kaçırdım bir hafta sonra olacak. Ama adam resmi. Subay. Tren kalkma saati verir. Ustad da biliyor. Ustadım dedi, benim tren saatim geldi. Tren şeyine, garine gidene kadar saat belli, 15-20 dakikalık. Öyle diyor, 15 dakikalık, 20 dakikalık yer.
Diyor ki afyon mu yedi Emirdağ. Ondan sonra ustak diyor ki otur kardeşim, o kadar sıdık ki otur dediyse bitmiştir. Oturdu. Hiç daha sorgulamadı. Tren ne olacak? Biz olsaydı o anlatırken 100.000 tilki kuyruğu geçerdi. Sonra ustak dedi ki şurası ev, şurası. Hadi kardeşim dedi. Git dedi. Git dedi. Bastana bin. Trenimi. Ondan sonra kendisi diyor ayakkabı giydim. Bismillah dedim. Adımı attım diyor. Giydikten sonra trenin içine gördüm kendimi. Ustad onun adına, o değil, hesap yapmadım. Ustad tak diye katladı mesela, mekanı katladı. Mesela Muhyiddin Arabi, dağlara denk gelmiş böyle, ağaça geçitler. Hangi dağlara gelmiş, yolu şey yapmış. Efendim demiş o şey, geri dönse zaten ağaç içerisine gitti. Bismillah yafet tahtıyor, böyle yapıyor. Ayrılıyor onu. Ya deprem ayrıyordu, Muhyiddin Arabi ayırsa ne olur? Deprem daha ağrıyor. Yarık kaya var İskenderun'da. Depremle tak diye ayrıldı. Bir nazdar bir kalple niye ayrılmasın ya? Gitti selam verdi şeye. Ya abi aleyküm selam ya Muhyiddin hoş geldin diyor. Çağır diyor. Fususun hekiminde diyor. Hasan abi bu vay be. Hayatın şey. İnsan ya bu. Yayılması mı daha garip? Katlanması mı yoksa açılması mı? İkisi de garip. İkisi de garip değil. Niçin değil? Siz insanı tanımıyorsunuz ki. Evet abi yani. Yani mekanın katlanması çok yani, şey mi? Değil. Bu hayat abi. Hayat kim abi? Kim abi? Evet. Allah. Allah. Onun hayatı nasıl böyle açılmış yani? Nasıl bu kadar uzaklaşmışız? Yani çok garip. Allah mahluk değil, mahluk yapmış. Allah zevk almaz, yapmaz, zevk vermiş. Allah bilmem ne. Çok eskide kafayı takmıştım. Ya dedim. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Zaten el anda yok. Tövbe tövbe yani ama yani çok sarılmıştım ona ya böyle. Ya Rabbi derdim köyde dağda. Sen teksin, tektin. Sıkılmıyorsun. Zatından, varlığın kendinden. Kendin varsın, kimse yok. Nasıl tek kalır? Sen yani Allah'a mahsus derler ya tek, yalnızdır. Allah hayret ederdim bu tarafıyla. Elma armuttan anlamazdık o kadar. Ondan şey, yani yalnızlık Allah'a mahsus. Anneme derdim ki, baba, şey anne derdim, daha çok ortak ol. Allah hakikaten yalnız mı? Oğlum öyle şeyler düşünme dedi ya. Yok dedi. Tabii onun dediği ortağı yok ki derdi. Eskiler bilirdi bu. Kültürden gelmiş. Anne dedim, nasıl yalnız yapıyor? Ondan sonra böyle düşünme dedi. Sonra hiç unutmuyorum. Harman yapıyor, mısırı koparttı. Annem de gelenek insanı ya, bunlar bilge insanlar. Biraz sonra değil mi kafasına takılmış, sonra geldik, gel gel. Ne dedin sen? Anne dedim, Allah nasıl tek başına yapıyor? Yapabildiği için Allah'tır dedi. Hasan abi bizi suret mi aldatıyor? Suret de aldatıyor. Biz normalde çok muyuz? Çok, nihayetsiziz. Bedeni misali değil miyiz? Ama aslında tekiz abi. Evet, aslında hem tekiz, hem de değiliz. Hem oyuz, hem değiliz. Delirdiniz mi? Ne yaptınız sözü? Biz, okyanusta dur, derin, engin, yüksek. Derin, neydi? Geniş. Dima. Geniş, kalp. Yüksek, ruh. Nihayeti yok kardeşim. İstidat ve kabiliyetini. Yani, ya yer katlanmış. Kime katlanmış? İnsana. İnsanı bilmiyoruz ki yani. Yer katlanması çok bir şey. İnsana değil, katlanmış. En cami insan. Bismillah dedi. Atladım şey. Kapıyı. Rus'a bir sıdık ya. Küllete geçiyor. Yalan mı söyleyecek? Orada abiler de var. Bismillah dedim diyor. Trenin içinde buldum diyor. Adım. Trende kalktı. Şey. Bir dakika mı ne varmış? Kalkmış. İçimde. Çok garip. Gene Hulusi abi Risale'de de geçiyor. Gayrimüteşir'de var bu. Gidiyor. Yağmurda İstanbul asmış Hulusi abi. Herkes İstanbul. Ne bu İstanbul? Kadri Geyler Hazretleri. Kim abi? Hulusi abi. İstanbul neymiş? İstanbul adı. Yağmurda İstanbul diyor kendisi. Kadri Geyler Hazretleri de öyleymiş. Derse gidiyordum diyor. Elimde diyor sanat kağıtlarında diyor. Baktım diyor usta. Bir yağmur düşmedi diyor. Her taraf sese. Ne var yani?
Var var eski insanlar. Nazar olmuş o esmaya, sıddıkiyete. Kimisi... Ya çok azalmışız biz ya. Ya insana değer veremiyoruz ki ya, bilmiyoruz ki. Mesela diyelim ki kendini niye hakir görüyorsun ona? Ona o inkişaf etti. Eksik görme o konuda. Senin o esman değil senin. Onun esması o boyut. Senin başka bir esman var. Benim başka bir esmam var. Ne ki acaba benimki abi ya? Sen büyüdüğün zaman 40 yaşını geçince anlayacaksın. Geçtim abi ya, adım olarak. Mesela bu zil esmam. Geçini geçince biri, anlaşılıyor. Biri bizzat yaşamış da yani şahit olmuş, görmüş. Köyde çok büyük bir yağmur yağdırılmış. Sel olmuş. Yani nehir taşmış. Bir zat varmış. Onun ya, evine doğru gelmiş. Yeter artık, daha nereye geliyorsun demiş. Durmuş ve sönmüş. Biz şahit olduk. Zeynel abidin evini yanıyor. Bunlar bir şey. Allah kardeşim Allah. Biz de izah edemediğimize keramet demişiz. Evet abi ya. İzah edilmiyor. İşte. Edemedik. Adetullah'ın dışında. Adetullah'ın dışındaki de adetullah. O da adetullah ya. Evet. O da adetullah. Parmağında su adı adet. O başka bir adet. Yani esmanın perdesiz da... tecellisi bu. Esmanın perdeli tecelli etmesi çeşmeden akması. Lan çeşmeden su akması normalde parmaktan akması niye su olmuyordu? Onu akıtan zaten kimdi? Şimdi su dağın tepesinde ne işi var? Dağın tepesinde su çıkıyor. Aslında dipten çıkması lazım. Kayadan su çıkar mı? Çıkıyor. Mücüs denilen diğer din tarafına. Yani adetullah zaten yırtılmış da yırtılmamış kafayla anlamıyoruz. Sen abi üstad biz hain miyiz diyor ya köpek. Şuurlu hareket ediyor. Ondan sonra bir bakıyorsun zor durumunda bile geliyor sana. Sakin ol diyor. Sabırlı ol. Rahat ol. Acayip bir şey ya. Kardeşim buraya baş öteler için yaşa. Burası eğlence ol. Buraya baş öteler için yaşarsan eğlence ol. Sıkıntılar basamak olur. Ama buraya, burası için yaşarsan her şey diken olur. Dünya kabus olur. Hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Eğer buraya başka yer için yaşarsan gül gülistan olur. Tuzu kuruk demiyorum. Aranızda belki en bu konuda sıkıntı çeken çekmesi var olan hala insan olarak söylüyorum. Seyretmeyi bil, rahat et. Seyret. Anladınız mı? Her türlü tazik ve hücuma hücum edilen insan. Söylediğimiz, yaptığımızda bize hücum edilmiyor. Daha fazla diyen var. Şu derslerden dolayı hücum ediliyoruz. Biliyor musunuz? Üçtabi'de yattı Van'da. Yatmıştı. Üçtabi'de hapiste. Süver abiler yattı vesaire yaptılar. Sana Ahmet Feyzi abi Fıtrat'ın çok benziyor. Yani kardeşim, şunu demek istiyorum. Hadiseler acayip değil. Sen kendine değer verememen, tanıyamadığından. Cinler niçin çok acayip, garip geliyor? Cinleri büyütmemizin sebebi kendin küçüldüğün içindir. O büyük değil. Sen küçüldüğün için o büyük oldu. Korkman ve cehaletinden onlar büyüyor. Büyüdüğün zaman onlar hiçbir şey değil. Devam. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Kastamonu 117 bitmedi. Buna biraz değindik, o kadar. Bir misal verdik kağıtta tayyi mekan için. Evet. Tayyi mekan insanlar için de mümkün olduğunu, yapısından bahsediyor. Nedir o? Diyor ki, insan hayalini, iki niyetini, tasavvurunu. Yani bizim bildiğimiz şekilde okuyalım. Hayalini, tasavvurunu ve niyetini. Yani şu tahayyül ve tasavvurunu. Yani serbest bölgeyi, her şeyin sureti ya. Bu dünyada suret olduğu için bu sistemi akıl bütünlüğü, niyet kalp bütünlüğü, akıl dedim. Bu serbest bölgesini kalp, niyet kalptedir. Serbest bölgeyi kalpteki niyetle
işletme, işletilmesi de ortaya çıkıyor. Mekanın katlanması. Yani ne yaparsak mekan katlanır. Serbest bölgeyle kalbin ilişkisine bağlı. Şimdi ben burada şu çıkarımı yaptım. Evet. Ayrıca yazmadım ama konuşalım diye. Serbest bölge ile vicdan ilişkisi olursa zaman katlanması olur. Bunu nasıl hükmettiniz yani? Çünkü o şeyde vicdan bakan olduğu için mekansıza bakıyor. Latife-i Rabbani'ye. Mekansız ve zamansıza bakıyor. Burada kendisi sari söyledi. Niyetle serbest bölge. Ne? Hayal diyor. Tasavvurla, niyetinle kendimizi fevkalade bahtiyar biliyoruz. Niye? Hayalen omuz omuza diz dize geliyoruz. Hayali biz biliyoruz ki mekandır. Zaten mekan olduğuna da bir delilimiz tay-i mekan diyor. Tay-i mekanı kullanırken hayalini kullanıyor. İşte bunları topladığımız zaman işte tahayyül mekan anlayışımızı, tasavvur ise zaman anlayışımızı olgunlaştırıyor, oturtuyor. Dolayısıyla serbest bölge, serbest bölgedeki tahayyül ve tasavvuru kalpteki niyetle derecesi, kalitesi, yüksekliği nispetinde insanda mekan değişikliği oluyor. Doktorum demişti ki, birisi niyet, mahiyet eşyayı tahir eder. Niyet, eşyanın nesini tahir eder niyet? Hakikatını bile değil. Yazılımında, yazılımına müdahale edebiliyor. Niyeti şöyle demiştik, hatırlar mısınız? Bir proton var, atomun. Evet abi. Onun dışında elektronlar var. Elektronlar arası boşluktur. Değil mi? Eskiden elektronlar dönerdi. Şimdi dönmüyor. Şimdiki teoriye göre, kuantum fiziğine göre dönmüyor. İki şey yaparlar. Bir, yarık deneyinde olduğu gibi var olup yok olurlar. İki, dalga, deniz dalgası gibidir. Dalga dalga olurlar böyle. Yani yarık deneyinde olduğu gibi. Şu anda kuantum fiziğinin geldiği, daha okullara, Türkiye'deki okullara geçmedi. Dünyada geçmedi. Elektron, proton etrafında dönmez. Bulut gibidir. Döndüğünü de bilmiyoruz. Buluttur. Bu bir teoriydi zaten. Yani peki bulutmuş etrafı. Bulut. Zaten bu elektrondur da denilemiyor. O bulutun içinde. Ne anlatacağım? Niye? Biz eşyanın mahiyeti nasıl tayin ederiz? Niyetimizden çıkan o evamili tekbiniyeler. İyiyim. İştiyak, incizap, ihtiyaç, meyil. O ne yapıyor? O protonun etrafındaki bulunan bulut. Yani bir bulut gibiymiş. Ve iki hareket yaparlar. Bir olarak dalga olarak yayılırlar. Bir de paket olarak, enerji olarak yayılırlar. O şeyini giriyor. O ara boşluğuna. Niyet bunu değiştiriyor mu abi? Değiştiriyor. Niyetle mi değiştiriyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Orayı değiştiriyor. Yani eşyanın evamir tekbiniyesine mi bağlanıyor? Evamir tekbiniyesini değiştirince mekanda atomlardan müteşekkildi. Atomları istediği gibi açıyor, kapatıyor. Mekanı. Atomu yapınca atomla oluşan mekan da otomatik. Yani o zaman mekana ve zamana... Peki, evet, tasavvurla tahayyülle ne alakası var? Tasavvur. Çünkü herkesin umumi dünyasında hususi dünyasını oluşturan buydu. Mekan anlayışımızın uydurukçası, algısı kullanmayacaksınız. Mekan anlayışımızı tahayyül, zaman anlayışımızı tasavvur yapıyordu. Ustad burada tay-i mekan ile tay-i mekan
mekanın katlanması açılması kimisine çok uzundur. Bu uçaktan korkan bir insanın bir saatlik şeyi 10 saat olur. İşte tayı mekanı şeye nispet ediyor, hayal, mekan. Dolayısıyla niyet eşyanın mahiyetini değiştirdiği için, eşyanın da yani mekanda eşya olduğu için onu değiştirebiliyor, geçebiliyor. Bu ne işimize yarayacak? Tayı mekan bu kabrin üstünü de kaldırıyor. 75 santimetre, 1 metre toprağı kaldırıyor. Yani 10. sözde diyor ki, misafirleri geliyordu dedi, önüne kayalar düşmüş. Dağları kaldıran bir zat, sevdiği misafirlerinin önüne bir kaya düşse kaldıramaz mı? Yani dağları kaldıran bir güç, 1 metre üzerindeki toprağı kaldıramaz mı? Beden kalkmaz mı? Kalkmaz. He. Şimdi... Kim oluyor be ya? Niyet bir nevi dua mı oluyor? Fiili dua oluyor. İç tabii. Şimdi bir daha bu tahayyül ve tasavvur ve niyetimiz de tayi mekan oluyorsa, yani tahayyül ve tasavvur bir bizi diyor ki serbest bölgedir. Her şeyin suretidir. Dünya da sureti. Niyet de mahiyet eşyayı tahayyül ediyor. Eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Mahiyetini değiştirebiliyor. O zaman niyetin de halis niyetin de kerameti var diyor. Usta, adetullah, hepsini topluyorum. Kısacası, serbest bölgeyle niyet, münasebetin seviyesiyle mekan değişikliği yapılabiliyor. Serbest bölgeyle vicdan veya kalp diyeceksiniz, münasebetiyle de zaman değişikliği oluyor. Hıza göre oluyor, hız ve evet. Mesela, ehli dünya görmüş, trende olan bir adamın saatiyle, onu seyreden adamın saati farklı. Uzaya giden şeyin insanın oradaki yaşaması, zamanı yaptığı ile burada duran bir insan değişiyor. Bu niyet üç tane şey yapıyor. Niyet, tahayyül ve tasavvur. Hayal devri bunlardan sıyrılırsa, hayal olarak düşünürsek mekan değişikliği, tasavvur olarak düşünürsek zaman değişikliği oluyor. İkisini de aynı diyebiliriz. Yani vicdanı kalkmadan burayı salik gibi. Hayaliyle, niyetiyle, tasavvuruyla tayi mekan bast zaman olabiliyor. Şunu söyleyebilir miyim abi? Maşallah. Misal, yani biraz cahilane oluyor ama hakkınızı helal edin. Misal Hulusi abi tam evden çıkıyor, trene adım atıyor değil mi abi? Misal. Acaba beklemeyip çıkan Hulusi abiyle bekledikten sonra çıkan Hulusi abi orada birleşiyor abi. Yani ifade edebildim mi kendimi bilmiyorum. Yani bu şey ya imkanat alemi ya Hasan abi, mümkün alemi ya. Yani bir Hulusi abi orada bekliyor üstadı. Bir Hulusi abi de beklemiyor ve çıkıyor. O ona yetişiyor. O ikisi orada mı birleşiyor acaba? İnteresan. İki tane şey var bu lemalarda ve Mesnevi Nuriye'de tay mekan ve bastı zaman var. Burada kendisi sari söylüyor ama bastı zaman şey olsaydı onu kurduk ama ben size kulasa ediyorum. Tay mekan, mekanın katlanması ve açılması ve büzülmesi serbest bölge ile niyetin arasındaki ilişki ile değişiyor. Evet. Bastı zamanın değişikliği de yine bunlarla oluyor. Niyet, tahayyül ve tasavvur. O zaman serbest bölgeye niyetle kontrol altına alabiliyorsun sen. Evet. Niyetle değişebiliyor. Kontrol ediyor. Yani o zaman kainatı niyetle kontrol altına alabilir misin? Tabii. Çünkü değişiyor diyor. Değişiyor. Yani bütün o alemler niyetine göre şekillenir. Yani kısacası serbest bölgenin şekli niyetimize göre gözüküyor. Evet. Öyle gözükmüyor da öyle çalışıyor. Evet. Zaten çok ilginç bir tabir kullanıyor Mesnevi'de. 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde. 4 kelimeli, 4 kelam öğrendim. Bir tanesi de ne? Niyet. Evet. Niyeti bilmeyen mi var ki? 30 sene tahsil sorabileceksin. Hayat. Niyetin kitapta okumak değil ki. Hasan abi yalnız şu var, şunu söylemek istiyorum, özür dilerim. Siz hafta içi bir ses kaydı göndermiştiniz yanlış hatırlamıyorsam.
Peygamber Efendimiz ayağına soruşuydu sanırım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 70 kişiyi bir rivayete göre 700 kişiyi doyuruyor bir kazandan, kendisi aç yatıyor. Bu saatin gerçekleştirebilmesi için bu haletin olması gerekiyor. Yani bu sürekli, o zaman bütün kainatı değiştir, olsun bitsin diye bir şey yok yani, değil mi abi? Evet, o ses kaydı. Öyle bir adet olsa adeti ortadan kaldırır. Bir adetle başka bir adeti kaldırır. Niye böyle bir şey tercih etti diye soru sormuştum Berber'e. Ama bunu genel yaptım için. Çünkü geneli bir soru. Mesela Azerbaycan'dan bir profesör bir soru soruyor. Daha cevap vermedim ama geneli alakadar ediyor. Biraz cevap verdim gerçi. Dersin şeyinde. Geldiği için verdim. Gece rahatsız oluyorum. Gündüz iyiyim diyor. Kendisi bilim insanı, ilim insanı olduğu için hem bilim hem ilim vücudu biliyor. Doktor. Öyle bir şey yok. Fakat bu serbest bölgeye hakim olma olmama nispetinde, mesela konumuz değil ama bağışlayın. 28. lemada o alemi dikkat edin, yatsı namazında girdim diyor. Namazda girdim diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tan ne zaman girdiğini biliyor musunuz? Yatağında diye bir şey diyor ama. Akşam mıydı? Akşamdı. Gece işte. Geceydi. Kimin evinde? Hazreti Hatice. Hatice değil. Atıyorsun kafana ya. Hatice'nin mi? Şimdi nereden gelmişti? Bilmiyorsan bilmiyorum. He. Çocuklar taşladı. Taşladılar. Çok üzüldü. Çok üzüldü. Çok üzüldü. Kimin evine geldi? Halasının şey Emre. Ondan gibi dedi. Emre, gördün mü bendeki karşılık ne işe yarıyormuş? Oraya geldi. Bak onu kim teskin edebilirdi? Allah'a kim teselli, hani böyle tabir kullanılır. Ancak ona teselli Allah verirdi diyor. Git onu getir yanıma dedi diyor. Cebrail'e. Cebrail Aleyhisselam diyor. Evet. Azrail Aleyhisselam'ı demiyor. Azrail'i demiyor. Oo, herkesin mağarası, herkesin kuyusu onun aynı zamanda miracı olacak o zaman. Evet. Kuyusu miracıdır. Sizin o zaman o hapishanedeki o aletiniz üstadın gelişi. Mesela üstadın gelişi ve bu serbest bölgeyi vermesi. Hapishane meyvesidir serbest bölge. Bedava verilmiyor ki. Kurban olayım kafur. Hiçbir şey bedelsiz verilmiyor. Verilmiyor. Akşama çalışıyorum. Benim işim bu kardeşim. Yoksa sıkılırım da. Kaç saat kalırsanız evinizde. Ömrüm de geçiyor. Bedel veriyorsun. Yani serbest bölge şey gelmiş. Mısır'a aziz olan Yusuf kuyu. Zindan, kuyu ve zindandan geçmiş. Allah aşağı kullarını, sevdiği kullarına işkence, zorluk, sıkıntı vermesiyle sevk mi alır? 28 sene işkence tabi tutuldu usta. Derecesine göre usta ne işe işaretleyeceğiz da diyor. Ovaların istifade edebilmesi için fırtınalar, yağmur, kar, dolu, dağlar muhatap oluyor. Ovalara da su iner. Oraya kar inerken oraya su iner. Böyledir. Onun için bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtul. Kim kurtulur? Sultan olan anlar bizi. Peki nedir o? Kim bunlar? Zıtları tek şeyin vahid. Gören. Tek şeymiş. Ne şeyin vahiddi? Şeyin vahid ama anlar bizi. Ne ama? Zıtların tek olduğunu gördüğü zaman. Lütfu kahredin. Lütfu kahredin. Şeyin vahid bilinecek. Celal Cemal ne var? Lütfu kahredin. Bunlar nedir? Şeyin vahid. Bilmeyen çekti azap. Bilen nedir? Sultan. Tamam. Bilen sultan oluyor. Sultan oluyor. Kendi aleminde sultan oluyor. Saray onun. Geçiyoruz Kastamonu 163. Sizin de en büyük sermayeniz bu o zaman abi. Yani. Hangisi? Servis bölge. Servis bölge. Hani neyin var neyin var? İki şey hayatım şeyi. Yani ne var 30 sene? Bir şeceri hırkat. Evet.
Bir serbest ben. Büyük insan, bir küçük insan. Evet. Başka bir şey, yani şey yok. 50 senelik ömürde. Doğru dedi abi ya. Ne? Bir insan, bir küçük insan. Demek ki dedi abi. O işte Şeceli Hırkat. Serbest bölge. Peki. Tek başına işe yaramaz. Tek başına işe yaramaz. Bunlar nedir? İhsan ilahidir. İhsan ilahi. Evet ama bedelsiz gelmiyor. Çok acımasız bir sıkıntının, acının sonra Şeceli Hırkat geldiği gibi serbest bölge de öyleydi. Hani çok acımasız bir imtihan. Ne diyor? Her türlü şeyle imtihan olacaksınız diyor. Değil mi? Acımasız şey. Acımasız şeyle, acımasız şeylerle, acımasız. Acımasız şekilde. Evet, şeydir. Bakır mı, demir mi diye ateşe tutulacaksınız. Sıddık fedakarlar diyor, mütereddi sebatsızlardan, halis muhlisler, benlik ve enaniyetini bırakmayanlardan ayrılmak için. Kadar elay diyor, yüzü insafsızca mühenge vardı diyor. İnsafsızca. İstanbul hadisesi buna işaret diyor. Kainatın en büyük hadisesi olan iman hizmeti size yeter diye bu hadisesi tadil ettirdi diyor. Bu hadiseyi de imtihanla. Kastamonu 163 okuyoruz. Ey biraderi pür emel, hayalini ele al. Kime diyor? Bak farklı renkte yazdım. Benimle beraberken hayalini ele al, bırakma. Hayalini ele al. Dikkat edin. El el, gözde kulak. Yok. Gözü kulağına ne şey yapmaz, tenkit etmez diyor. İhlas-ı salisine. Eli kıskanmaz. Yok. Dili eline, gözü kulağına. Kalbe doluna. Öyle miydi ya? Böyle tenkit etmez. Eli elini. Sanki eli. Bir elini. Diğer elini. Rekabet diğer elini. Gözü kulağına, ruhu cesedine. Gözü kulağına. Mesela onu koyun böyle, burada koyun hala. Hayalini ele al. Benimle beraber gel. İşte bir zemindeyiz. Etrafına bakarız. Kimse de görmez bizi. Acayip şeyler ya. Hayalen beraber düşünmeye, dolaşmaya, anlamak da mümkün. Mesela birisi tak diye hatırınıza düşer. Bazen de şekli düşer. Ya anda ondasın sen, seni aktif etti. Veya senin veya onun bir ihtiyacı var, bir ilişki var yani, menfi veya müsbet. O onu celbediyor. O onun alemine düşüyor. Subhanallah. Çok garip bir kanun bu. Kanun basit gibi geliyor ama bu izah. Çok acayip bir kanun ilahi. Misal vereyim size. Hayal ettin şehveti veya öfke ile alakalı bir insanı. Veya sizi motive eden, size ufuk açan, sizi yapılandıran insanı. Bazen gelir hayatı, sureti, hayalinize. Sizi mutlu eder. Çünkü o koridor açılıyor. Yani bak ben hayalen gittim diyor. Hayalime geldi diyor. Peki 506 sözlerde diyor ki o alemleri diyor ziyaret edince o alemler de iadeyi ziyaret ediyorlar. Yani peki koridor, yani her bir şeye her şeyle bakılıyor insan. Bir şey ama her şeyle sana muamele ediliyor. Evet. Abi yukarıda sadece tayyi mekan demişti. Kastamonu 117'de. Sadece tayyi mekan demişti. Burada hem bastı zaman var, hem tayyi mekan var. İkisi de var. İkisi var. Hayalini ele al. Kime diyor? Hayalini ele al. Yukarıda hayalini tasavvur kim kullanıyordu? Niyet kullanıyordu. Hayalini kim ele alıyor biliyor musunuz? Eğer vahye muhatapsanız akıl alıyor. Veya mertebemiz kalpte ise kalp alıyor. Mertebemiz ruhta ise hayalini ruh alıyor. Ama biniyorlar hayale.
hayal nasıl bir seyahat vasıtası? Ruh hayale biniyor. Yani çok tasavvuf, yani belki uçuk mu olacak bilmiyorum ama uçuksa silin beyninizden. Peygamberimiz Aleyhisselam Burak nereye kadar gitti? Siddet-i Münteha mı? Sonra mümkünat alemi. Lef-i Mahfuz'a kadar gitti. Mümkünat alemi. Burak da oraya kadar gitti ya. Lef-i, oradan ne yaptın? Cebrail'in getirdiği, Cebrail'in bulunduğu yere kadar götürecek. Ezber ezberlemeyelim de. Refref. Ondan sonra refref soru olmuş. Raf, raf demiştik. Ezmi, hafızada kalsın diye. Raf, raf. Refref sonra. Cebrail getirmedi mi Burak'ı? O zaman son nihayet mi, nereye kadar gidecek o? Geldi yere kadar getirdi. Ona koyacak. Bir hayvanmış. Nasıl bir hayvansa. Nereye kadar getirdi? Ondan sonra miracını tamamlamak için Burak bitince uçuk bir şey söyleyeceğim de. Refref'e bindi. Arş'tan da şey Lef-i Mahfuz'dan ta Kab-ı Kabse'ne kadar girdi. Refref'le gitti. Bu Burak'la Refref serbest bölgemizdeki tahayyül ve tasavvur olmasın. İkisinin cemi zaten zanlarımıza şey değil mi? Zaman ve mekan işte. Abi. Evet. Zaman ve mekan öyle. Mekan değişiyor. Yani Burak, Refref. Ya serbest bölge, her şeyin zaten sureti var. Senin işte miracını yaptırmaya vesile. Bunu serbest bölgeyi niyet alır, mekan katlanır, bastı zaman olur. Yok. Başkası bunu yönetir. Mekan uzar, zaman uzar, dünya cehenneme döner. Hasan abi mesela ben buraya bakıyorum şu anda. Hızıma göre buranın mekanı değişir mi? Değişir. İmamla baktım. Evet. Kalbinle baktım. Değişir. Ruhumla baktım. Değişir. O da hızıma göre mekan değişiyor. Değişiyor. Hızın da neye göre değişir? Serbest bölgeyle düşünürsen hızın ayrıdır. Kalp ve ruhun derece hayatına girersen hızın ayrıdır. Yani farklıdır. Mesela serbest bölgeyi kendisinin o olduğunu zanneden insan mezara girecek. Ve kabir onun içindir. Öyle pasaport dairesi olmuyor. Ama serbest bölge bir yönetim, bir bütün alemlerin cemi olduğunu bilirse o zaman pasaport dairesi olur. Tahvili vücut, ıtlak ruh oluyor. Dünyanın hızını mesela çoğalsak ne olur abi şimdi? 108 bin kilometre. Evet, yani. İki katına çıkarsanız elma 6 ayda bir olur. Sadece bu mudur yani? Bir tane, bir tane. Ne olur? Sendeki aletlerini değiştirmez mi bu his? Değişir. Mesela yer çekimi olmadı, aya gittiği zaman insanlar kafayı yemesin diye şeyler yapılıyor. Aya gittiği zaman, evet. Dima hayatının hızına çıktığında. Peki, devam edelim. Kastamonu 164. En azından bu şeyi bitirelim mezara kadar. Ey arkadaş, şimdi yani şu, şunu da demeden geçemeyeceğim. Yukarı ikisini birleştiriyorum. Üç tane şey, tahayyül ve tasavvur ve niyetinizle mekan ve zaman anlayışımız değişiyor. Başkalarına bizden, onlardan da bize mekan ve zaman açılıyor, koridor açılıyor. Yapılandırıyor bizi veya sıkıyor bizi. Ha? Onların şansı manevisi. Bak şimdi. Tahayyül ve tasavvur ve niyet. Aslında Harun'la ben aramda koridor açılıyor. Ya ben gidiyorum ona, ya o bana geliyor, kim güçlüyse. Mekan ve zaman ya genişliyor ya uzuyor. Şey daralıyor. Bunlarla oluyor. Tahayyül, tasavvur, niyetle oluyor. Ne oluyor? Mekan katlanıyor veya uzuyor. Zaman bastı zaman oluyor veya açılıyor. Bast edilmiyor. Hasan abi aslında gidiyor geliyor diyoruz ya, aslında kimsenin gidip geldiği yok. Sen o esmadaki karşılığını görüyorsun. Ama onu diyebilmen için bunu demek lazım. 164. Peki niçin dedim diyecektim de unuttum.
Onlarla yapılanıyorsunuz. Yapılanıyorsunuz. Gidip gelmeler. Ustad da geliyor, şahs-ı manevi geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah tasarruf ediyor. Sirayetler hep onlardan oluyor. Yani hemen ansızın tanımlayamadığın ve tanımadığın bir halet, iyi veya kötü, kendinde hep arama. Alakadar oldun, sana koridor açtı. Ustad diyor, alakan nispetinde alem-i İslam'a indirilen darbeleri Rom'da hissediyor. Belki de senin âli ruhun, âlem-i İslam'da hiç ağlayan çocuğun gözyaşıydı. Sen aklını tanımlayamadın ama ruh bunu hissediyordu. Onun için sıkılmanı sıkılma. Amel defteri abi, amel defteri kapanmıyor abi o zaman ya. Amel defteri zaten hiçbir şekilde kapanmıyor. İnsan olması bitmiyor ki defteri kapansın. Olmak da olması devam ediyor. Ölünce bitiyor mu? Bahadır çok güzel bir cümle söyledi. Çok hoşuma gitti çarşamba günü. Dedi ki çocuk 17-18 yaşında. Doğmayla hayatı başladığını zannedenler, ölümle de hayatın bittiğini zannederler. Oysa biz doğmayla hayatımız, dünyaya doğmayla hayatımız başlamadı. Biz zaten vardık. 164 Kastamonu, ey arkadaş şimdi hayali baştan çıkar, aklı kafaya geçir. Biraz önce hayali eline al derdi. Şimdi ey hayali, ey arkadaş şimdi hayali baştan çıkar. Bu da değil miydi? Kullandı şimdi, taakkule geç diyor. Taakkule geç diyor. Gaza bas. Ne olacak? Gaza bas diyor yani. Gaza bas. Hızla. Kafanda maksat dimadı. Komple dima hayal ile de, akıl ile de hareket edebiliyor. Dima, akıl ile de. Yani bakın, dima bütünsel ama bütünsel bazen hayal ile, bazen de akıl ile hareket edebiliyor. Diman bütünselliği. Burada ne anlatıyor? Bir hareket ve tanımlamayı anlatıyor bize. Yani hayal ile ve akıl ile. Şimdi diyor bak, çünkü hayali baştan çıkar diyor. Bırak diyor. Onların hakikatlerine geç. Gördüklerin, bildiklerin var ya. Hayal onu bir zaten götürdü yani. Götürdü seni. Göttüğün yerde dur bakalım, indir mi arabadan, uçaktan in. Tamam, şimdi orada, o çiçek bahçesinde ne yapacaksan yap. Şimdi aklını kafaya geçir, bırak artık hastayı, in arabadan. Peki tersi ne olur? Hayali yön olursun, hiç inmezsin. Ağla oradasın, leylim leylim. Odadan çıkmaz, şeyden çıkmaz. Hayali yaşayan insan, hayalperest çocuklar, gençler, kızlar nasıl teşe olur fiili? Öfkeli olur, kızgın olur, doyumsuz olur, dışarıda müdahalelere kesinlikle çok sert tepkili olur. Hayır anne, tamam anne. Anne, uf baba, tamam. Burada. Allah'a tamam. Yani insan, ben onlardan söylüyorum ki, yani bizimle alakası yok diye. Biz yok yani. Değil mi? Sanki çocuğu var. Gittiği yerde mi yapıyor bunu acaba? Evet. Gittiği yerde mi hayal kafayı alabilir? Mecburen gördüm. Kardeşim, kastım Bağla'da diyor değil mi? Ey üstadım diyor, Uhud'u, Taif'i, şunu bunu, mucize bu kadar veciz, icazlı bir şekilde siz orada hazır olmasanız, o zamanı geçmeseniz, o alem-i imsalda onu görmesin, yazamazsınız. Yazamazsınız. Ustad bunu onaylanmış. Kardeşim, çok güzel tarafı, üç tane boyut var. Ya onlar bizde açılmış, ya onlar bize gelmiş, gelmiş açılmış, ya biz oraya gitmişiz veya devamlı o yol açık. Yol açık. Burada ne kazanımız ne, ne anlatıyorsun? Yani et ve kemikten zannetme. Ahiret burada, biz ahiretteyiz. Buradaki haberler ahiretin gazetelerine, ceridelerine yazıldığını söylüyor. Ustad. Buradaki hadiseler, ahiretin ceride. Mesela Gafur'un dedesi ahiretin gazetelerinde düşüyor. Gafur şurada, dedesi hemen görüyor. Terse git. Gafur terse konuşuyor. Cennette
Bak cennette hadis-i şerif söylüyorum. Bu ustad demişti. Şimdi hadis. Cennette inşallah sizin dünyanızdaki huri burada bir harama baktığı zaman diyor Allah Resulü diyor aleyhissalatü bilmana. Huri Allah'mış. Onu diyor bana mı tercih etti? Yani o haramı beni bırakıp da onu mu tercih etti? Ben seni burada heyecanla beklerim. Dermiş. Ve ağlarmış. Kaybetmekten ağlarmış. Eşini. O Allah için olacak bir şey yok. Her şey olmuş bitmiş. Sen her şey olması gereken yerde karşılıklar. Her şey karşılık. Evet. Aktif. Yani huri dermiş ki benim ona onun bana tercih etti. Niye be, onu bana tercih etti? Dermiş. Çünkü niye? Bir tercih etmedim. Ama onu tercih edince beni terk ediyorsun. Yani otomatik terk ediyor. Abi esbapsız düşünürsek huri dediğiniz esmaların cemi şeyi olmuyor mu? Ya, Allah diyor yani. Yasin Abali diyor. Gaflete düştük. Karşılıkların aslında. Yasin. Bahar eski. Yasin Abali. Çekirdekten direkt kabağa geçiyor abi ya. Bahar yaşa ya. Bahar yaşamıyor. Bahar yaşamıyor abi. Direkt kabağa geçiyor. Yani o zaman ne kadar tezil olmuş. Sen bir huri yaşa abi. Kalbine mukabil kalp var abi yani. Direkt kapatıyor. 88. Bizde yok. Var mı o? Bizde yok. Hayalini takip ediyoruz abi. Şu yok mu? Yok mu? Yok abi bak. Şurada bir şey var onu söylesem. Kastamonu'da aynı devamı da Lemaat'ta. Üstad acayip gene hayaller. Hayal libasını giymiş muazzam bir hakikat. Onu almışım. Ha. Bir de hayal libasını giymiş muazzam bir hakikat. Muhakeme kaç? Şey Kastamonu 165 aynı yer. Evet. Yani Kastamonu'da da var, sözlerde de var. Hakikat. Bak bu kitabın ilk başı. Giymiş. Hakikat da esma. Öyle mi? İlk başı. Tamam. Tamam. Onu haftaya gireceğiz. Öyle mi? Ama abi okudu ya bir okudu. Tamam okudu. Bir giriş yapayım. Şu şurayı okuyalım mı? Okuyalım. Okuyalım. Aram oldu artık. Oku. Yoldaşı Hüştar, Sırat-ı Müstakim'in o mesleki nurani, mağdup ve dallinin o tariki zulmani tam farklarını görmek ister görmek eğer istersen ey aziz başlıyor. Gel vehmini ele al. Bu sefer vehmi aldı. Vehmini ele al. Hayal üstüne de bin. Şimdi seninle gideriz zulümat-ı ademe. İşte bak o zaman şimdi şunun cevabı geldi abi ya. Ne? Vehmini ele al. İlk derste konuşmuştuk ya kafire bakıyor mu bakmıyor mu? İşte o zaman çıktı şimdi. Ademi tarafı dedik ya. Evet, Ademi tarafı yani. Evet. Şu şey. Evet. Ademi. Evet. İkisi. Adem. Ha şu işte. Evet. Vehmini. Şimdi çıktı. İlginç bak şimdi zulümat-ı Adem'e giderken vehmini eline aldı, hayale bindi. Bak vehim var. Evet. Vehmini ele alıyor. Ve elde vehim var. Vehim var, hayalin üstüne bindi. Hayalin üstüne bindi. Zulümat-ı Adem'e gidiyor. Zulümata gidiyor. Acayip bir yolculuk. Nerelere gidiyor? Karadeliğe gidiyor. Karadelik. Kardeşim, vehim olmadan Adem'e düşemez hiç kimse. Vehim götürüyor zulümat Adem'e. Evet, kesinlikle. Kalpte yok çünkü. He? Çünkü yani yok. O eline aldı diye şey, istikametini belirtiyor. Yani yular eline aldı. Vehim olmasa var ya, insan ya melekleşir ya hayvanlaşır. Boyutu tek olur. Zenginliği kalkar. Vehim de neredeydi? Vehim de göstermek istiyor. Ben şurada. Onu aldı ya. Eline, ona bindi. Bak, sen bunu eline aldı, buna bindi. Elinde ne demek? Şimdi adres arıyorsunuz. Evet. Elinizde navigasyon, elinizde navigasyon, ayağınızda alet. Yürüyorsunuz. Hedefine doğru gidiyorsunuz. Aldım eline. Ondan sonra gidiyorsun. Elini aldın, vehim. Yani yöntem. Evet abi. Tamam. Fiyat de yol. Mekanı oluşturuyor. Hayal mekan şeyimizi oluşturuyor. Bu vehim. Zulümat Adem'e götürüyor. Tersini düşün. Vücut alemlerine gidiyorsun işte. Bak şimdi söyleyecek abi. Okuyalım mı? Oku oku. Gel vehmini ele al. Hayal üstüne de bin. Şimdi seninle gideriz Zulümat Adem'e. O mezar-ı ekberi, o şehri pür envatı bir ziyaret ederiz. Bir kadir-i ezeli kendi desti kudretle bu zulümat kıtadan bizi tuttu çıkardı, bu vücuda bindirdi, gönderdi şu dünyaya. Şu şehri bile aziz.
Yavaş yavaş. Adem Akida, bir Kadir Ezeli, şuradan başla, şuradan. Mezar o mezar ekberi, o Şehri Pür Envat'ı bir ziyaret ederiz. Zulümat Adem'e gidiyorlar ya, gidiyorlar. Mezar ekber diyor. O Şehri Pür Envat'ı bir ziyaret ederiz. Neresiyse orası. Yok olmuş. Adem olmuş ya. Şehir bitmiş. Zahir görmüş. Cüptan evveli anlatıyor burası. Evet. Bir Kadir Ezeli kendi desti kudretle bu zulümat kıtadan bizi tuttu çıkardı. Bu vücuda bindirdi. Vücuda gönderdi bindir. Şu dünyaya. Şu şehri bi lezayiz. Şu şehri bir lezayiz. İşte şimdi geldik şu alem vücuda o sahra-i haile. Sahra-i çölden sahra. Gözümüz de açıldı. Şeş cette biz baktık. Evvel istitaf kerane önümüze bakarız. Deyip bay devam ediyor. Burada çok açık hafta yapacağız burayı ama zat-ı vücut değil, vücuttu ya. Allah'ın zat-ı sıfatından. Vücut beka. Düşüncelerde vücuttur, eylemde mevcuttur. Düşünce vücut, eylem mevcut. Evet. Yani mülk melekut, unutmayın. Tabii melekut. Bak burada vücut kullanıyor, mevcut kullanmıyor. Tasavvurla vücut. Düşüncede vücut mu olur? Yani soyutla olursa vücut, o zaman evet, daha... somut olursa evet. Mevcut olur. O zaman daha yüksek, daha ağır oluyor değil mi? Melekütiyetten konuşuyor burada, melekütiyetten konuşuyor. Ama gelelim gene, ona takılmam, bu benim söylediğim basitçe. Bu çok korkunç bir şey. Yani hafta herhalde bununla şey yaparız. Yani... Şey sayfa kaçtı sen bunu biliyorsun? Bu Kastamonu 165 ama Lemat'ta esas yani. Lemat'ı hani Kastamonu'da da geçiyor ya. Evet. Şimdi orayı okuyorduk zaten devamı diye baktım. Lemat'ta geçiyor. Sözler 740. Ha yani sözlerdeki esas. Sözler 740 mı? Evet. Hani niçin orayı almadım da ben de şey yaptım, Osman gibi Kastamonu'yu aldım. Belki de. Şimdi şu şeyi okuyalım, keselim. Çok acayip ya. Sözler 88, aklım bir hizmetkarım ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye denilse ki, sana 1,000,000 sene ömür ile saltanat-ı dünya verilecek fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın. Tevhim aldatmamak, nefis karışmamak şartı ile oh yerine ah diyecek, teessüf edecek. Demek en büyük fani, en küçük bir alet ve cihaz insani doyurmuyor. Doyurmuyor. Çünkü öyle yazmış. Hayal 1,000,000 seneyi bir anda katlayabiliyor. Yani işin evet. Sonuna gidiyor direkt. Mesela 1,000,000 ömür verse, tamam. Hayal ile bir anda yok edebiliyorsun. Bir dakika ömrün var, hayal ile 1,000,000 sene yapabiliyorsun. Evet. Yani uzatıp kısaltmak, yani sana verilen önemli değil. Onu sende nasıl karşılık buluyor? Sonsuz olması lazım, beka olması lazım. Ancak başka hayal, yok. Hayal hiç yapamazsın. Yapamaz. Hayali durduramazsınız. Diyelim ki 1,000,000 ömrün var. 1,000,000 sene... Hayal ile sonuna gelirsin, bitmiş, yarın bitecek gibi endişe alırsın. Lan 1,000,000 var daha. Peki bir dakika sonra vefat edeceksin, hayal onu, sanki 10 senesi, 100 senesi varmış gibi hala farklı alemde, farklı işler yapıyor. Demek ki uzunluğu kısalığı değil, sende nasıl anlam bulmuş, o önemli. Allah Allah. Ya şey, vefat vaktinin belli olmaması da... Biraz ne kadar büyük nimet. Yani büyük bir nimet. Peki bekada ne olur? Bilir ki hayat bunun dibi yok. Oturur, seyahat etmez. Sonuna gitmeye gayret etmez. Okuyayım. Bütünsel başka bir şey iken, hani potreye bütünsel batmak bir şey iken, bir şey iken başka bir şey, tek başına daha başka bir şey oluyor. Mesela şu sayfayı görüyorsunuz. Diyelim ki şu cümle. Hepsini silelim, bu L olsa, bu L bunu tanımlar mı? Bu işte cüz-i nazarın cüziyeti hasretmek bu. Hasrediyoruz. Ama cüz-i nazarını külli yapmak için cüziyetten çıkman lazım. O zaman bu L'ye bütünsel bakacaksın. O zaman bak anlamı. Gördün mü? Cüz-i nazarını cüziyetten çıkarıp külli yapmak için buna bütünsel bakacaksın. Şimdi daha bir şeye
bütünsel içinde bir şeydir. Ona baktığın zaman bir şey iken, bütünsel baktığın zaman o belki yok oluyor. Yani Allah ile ahirette bakınca kabir yok olduğu gibi. Allahsız ve ahiretsiz, yani gafletle bakıldığı zaman bu budur. Kabir budur. Tost alınacak bir yer. Araba geliyorsun, tostluyorsun. Öyle zannediliyor. Ama bütünsel baktığın zaman yani sanki bir daireden geçip başka bir daire geçmek gibidir. Devam ediyorum. Kuvve-i hayaliye sorulsa, soruluyor. O da mazi ve müstakbele bir bütün olarak, bir bütün bakarak halde cevap veriyor. Bak, sizde yok değil mi bu? Yok. Bir de kuvve-i hayaliye sorulsa, kuvve-i hayaliye soruluyor. Sen böyle bir ömür ister misin? 1 milyon sene. Sırf istikbale bakmıyor, geçmişe de geçiyor. O da mazi ve müstakbele bir bütün olarak, bütün bakarak halde cevap veriyor. 1 milyon seneye gidiyor. 50 sene önce yaşamıştı. Bir bakıyor, halde cevap veriyor. Ah diye çıkıyor. Şuurlu, hayatlı olduğundan, hayal niye cevap veriyor? Niye hayalde sorulsa diyor. Sonra 1 milyon sene ise kime soruluyor? Hayale soruluyor. Hayale soruluyor ki, akla sorulmuyor. Sana 1 milyon sene ömür, dünya saltanatı da verecek, bu hayale soruluyor. Cevabı kim veriyor? Ah diyen, of be demiyor da ah çeken kim? Hayal. Hayal. O zaman canlıdır. Teklifi de anlamış, şuurludur. Şuurlu olduğu için de cevap veriyor. Hayale soruluyor, hayal cevap veriyor. Verebilmesi için canlı olması lazım. Soru teklif ediliyor, idrakta olması lazım. Cevap veriyor, şuurlu olması lazım. Bak, şuurlu, hayatlı olduğundan birisine oh, diğerine ah diyor. Şuurlu olmamış olsaydı, kendi hakikatiyle idrak edip cevap veriyor. Bak, şuurlu olmamış olsaydı, ne yapacaktı? Kendi hakikatiyle idrak edip cevap verecek. Yani kısacası, hayatta şuurlu ve tercih hakkı yapabildiğinden cevap veriyor hayat. Hayatlıdır, ruhludur, şuurludur. Bir de tercih hakkı var. Bunu mu istersin, bunu mu istersin? Bunu istemem diyor. Bak, tercih şeyi var. Hayalin de zamanı yok, yaşı yok. Yok. Hayalin yaşı yok. Yani bedenin, denediğin bile yaşı yok. 1 senelik hücre yok. Yani mazide de bulunuyor. Tevehüm de aldatabiliyor hayali. Diyor ya, tevehüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla hayal, demek ki en çok etkilenen hayal, tevehüm ve nefiste bozuyor, hayali bozuyor. Bozuyor, hayali bozuyor, sistemi bozuyor. Doğruyu tercih edebiliyor. Kuvve-i hayaliye aynı zamanda manaya uygun libas biçiyor. Kuvve-i hayaliye, mana kalpten çıkıyor. Niyet nazar, değil mi? Kalpteki niyet, mana kalpten çıktı mı? Kar topu dağın tepesine yuvarladı mı Mehmet kardeş? Vicdana iniyor. Vicdana inince alıyor alacağını. Alacağını aldıktan sonra dimağa geliyor. Dimağdan da alacağını alıyor Mehmet kardeş. Ondan sonra ona uygun libas giydiriyor. Kim? Hayal. Peki libası giydirebilmesi için terzi. Terziye desen ki telefonla. Terzi Bey, internette senin ismini buldum. Evet. Bana bir elbise yap. Sana demeyecek mi? Yazlık mı, kışlık mı? Evet, tamam mı? Rengi bir nömle, ölçüsüz, şişman beyaz mı? Nasıl temi var? Olmadan olur mu? Şimdi bu manaya elbise biçecek. Eğer kuvve-i hayaliye, bu kalpten çıkan manaya, vicdandan aldı, dimağdan da aldı, bu yapının içerisini bilmezse, onları tanımlayacak bir elbise nasıl biçer? Abi şey kesin... Nasıl bir şey oldu ya? Bu hayal bu nasıl bir şey ya? Hat ve sınırı şey kabul ya, etmiyor kesinlikle. Kesinlikle ve İstemiyor. Bakın teklif ediliyor. Teklifi kabul edebiliyor, reddedebiliyor, tanımlayabiliyor. Böyle bir sisteme sahip. Efendim bu gafur. Kesinlikle tahayyül bırak, tasavvur refref abi. Ben bunun teşhisini kesinlikle koydum. Şimdi sizi tasdik ediyorum yani. Şimdi biraz uçuk ama of tefekkürüm. Hiç değil abi. Hayır, hepsi biniyor abi. Hayır. Sınır kabul etmiyor çünkü. Şimdi kuvve-i hayaliye aynı zamanda manaya uygun libas biçiyor.
Bunu da şuurlu yapıyor Osman. Yani içerisini bilmesen, adamı tanımasan elbise nasıl biçeceksin? Ya yazdık mı istiyorsun? Kışlık mı? Çocuk mu? Kadın mı? Biçiyor, kesiyor. Ha. Yani içerisini biliyor, ona uygun elbise yapıyor. O zaman şuurlu, idraklı. Şuurlu olması, olması ne anlıyoruz yani? Tamam, o neyi kastediyor? Yani bizi, bizim dışımızdan da çalışabiliyor. İstediği yere gidebiliyor. Yani gidebiliyor, kendi kafasına takılabiliyor. Öyle bir sistem, kendini yalnız hissetme. Bunlar alemi misale geçiyorlar. Onun dairelerine geçiyorlar. Nevi misaleye gidiyorlar. Sen, seni o alemlere, o alemleri seni taşıyorlar. Arkadaş geliyor. Mesela melaikeler, niye, ne kârı var bana iman ettiğin? Bir ders vardı. Melaikeler iman etmeye bana ne kârı var? Hayalin hayal olmadığını, canlı ruhun şuurlu olduğunu. O zaman ben burada tek değilim ki ya. O da beni götürüyor, getiriyor, bana merhamet ediyor, yapılandırıyor, endişe etme diyor, ustadı getiriyor, Resulullah'a getiriyor. Nazın geçerse her türlü işi yaptırıyorsun. Yani istediğin yer, biniyorsun ona. Binince onu eğlendiriyor seni. Yani ne kadar bir arkadaş yani, yalnız mısın? Arkadaş ya, arkadaş ya. Sonra? Çok gariptir ki, çok gariptir ki ne? Aldatılabiliyor tevehüm. Aldatılabiliyor tevehüm. Vehim, tevehüm, vehim, hayali aldatabiliyor. Çok garip. Doğru da söyleyebiliyor. Allah Allah. Kim de şuurlu? Çünkü buraya geçeceğiz. Ve şöyle geçeceğiz. Kastamonu 165'te. Rica ediyorum, bu siz de oraya bir bakın. Hasan abi, hiç bu kadar hızlı gitmemiştim. Hayatım vallahi billahi böyle hani evet, kopuştursun evet. Dersin ya. Böyle bana çok şey oldu ya. Bir şey hissettim ya böyle. Hani inbisat ve inkişaf diyordunuz ya. Akvaryumdaki balık gibi öyle dönüyor ona bin yıl vermek. Ama öbür türlü böyle kucaklayarak gidiyor. Yani oradan da herhalde şefaat öyle çıkıyor. Yani öyle tek başına kaptır git yok. Hep beraber. Şimdi beni nereye götürdün? Akvaryumun içinde şey diyorlar, yuvarlak şey içine balık koyuyorlar, ona bir şey diyorlar yuvarlak. Fanus. Şöyle falan. Fanus. Ona işte böyle bin yıl olur. Ve helezonik yay yapsa, orayı niçin heyecanlı balık? Çok okyanus zannediyor. Bak aldatmış beyim. Tamam, beyim aldatmış. Şey darmıyor. Ya, kabrinin duvarları şeyken genişletmiş. Genişletmiş, aynı. Fakat biz burada, burada yalnız değiliz. Ben kimdim? Ben akıl değildim, kalp değildim, ruh değildim. Ben olan ben. Hatta ene bile emanet verilmiş. Böyle bir acayip bir sistem. Meğer hepsinin teklif edilebiliyor, ayara teklif ediliyor. Aldatmamak şartıyla, nefis aldatmamak dememişler. Kandırmamak şartıyla. Hayala teklif ediliyor. 1 milyon sene ömür ama sonunda son olacak. Niçin ah çekiyor? Sebebi oraları biliyor. Hayal oralar hep biliyor. Biliyor. Numunesi var mı onda? Evet. Çünkü numunesi değil. O alem, alem misalin hepsi orada. Ama şuurumuza gelmiyor. Ustad da buna şöyle diyor. Tın 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 bir şeyler ediyor ama diyor. Gelmiyor diyor. İzaha gelmiyor. Bu inbisat ve inkişafı bu ya. Yani bana ne kar var? Böyle bir sistemim var. Bu derste biraz varlığını anladım. Ha? O zaman ben yalnız değil. Bu melekeler maliklerimizdir. Malik olursa melekeler, alem-i şehadette bunların adı melaikelerdir. Melaikeler. Melekeler, malikler. Malik olun. Sûrede de Melik-i Nas. Melekeler, melekeler dışarıda, malik, malik, melekelerimiz, melaikeler, melekelerimiz, meleke, yani istidat kabile. Onlar ne kadar uyanırsa malik oluyoruz. Melaikeler, melekeler istidat, kabiletler.
Onlar ne kadar uyandırırsan maliksin. Onu da izah et. Malikin nas. İsterse melikin nas de, isterse malikin nas. O zaman Hasan abi hiç bir yanınızdakiyle konuşuyorsunuz, bir taraftan da araba sürüyorsunuz. Evet. Bu arabayı o zaman kim sürüyor? Melek sürüyor işte. Maliklerin, melekelerin sürüyor. Debriyajı düşünerek mi yapıyorsunuz? Melekeler yapıyor, melekeler. Melekelerin mi? Kainler. Tamam. Peki. Fakir devamım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.